Selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Furkan Sümbül kardeşimle birlikte hani en azından geceleri boş geçirmemek adına zaman zaman bu tip yayınlar yapacağız. Yani en azından bir kafa dağıtma ya da tam tersine biraz da gündemden uzaklaşma adına biraz da futbol konuşalım dedik bu gece. Yani saat biraz geç oldu esasında ama zaten hani daha devamı gelir. Daha münasip saatleri de ayarlarız inşallah. Furkan hoş geldin. Merhabalar. Yani şimdi bu arada yayını da hani link olarak en azından Twitter'dan paylaştık. Soru ve görüşler olduğu takdirde de gerek Twitter'dan bize ya da YouTube'da canlı sohbet kısmına yazıp fikirlerinizi buradan beyan edebilirsiniz ya da sorabilirsiniz ne isterseniz. Fırsatımız oldukça da zaten konuları ele alırız. Nereden başlayalım? Yani futbol yok. Epeydir yok esasında. Hani minimum bir ay olmuştur. Ve yavaş yavaş hani artık zaten Belarus Ligi kaldı. İşte Nikaragua Ligi kaldı. Hani bunları en son Avustralya Ligi izlemeye kalktık geçen hafta. Maçı izlediğimden bir gün sonra lig iptal edildi. Yani hani Sesim geliyor mu? geliyor geliyor gayet iyi geliyor şu an. Okey, okey. Demin bir deneme yaptım da galiba ulaşmadı. Ondan dolayı şey yaptım. Şimdi geliyor sıkıntı yok. Yani hani o kadar çok şey denedik ki esasında hani futbolsuz kalmamak için işte nedir? Futbolun kendisini başka kıtalarda izleyelim. Meksika'dır, Avustralya'dır vesaire. Burada izleyelim dedik. Olmadı. Hepsi iptal edildi tek tek. Akabinde hani biraz da sanal futbola işte FMS'idir. FIFA'sıdır. Bunlara sarmaya çalıştık ama en nihayetinde hiçbir şey futbolun gerçeğini konuşmak kadar keyif vermiyor. Sen ne diyorsun? Yani liglerin geri kalanı için nasıl bir formül türetilir? Önce oradan başlayalım. Ondan sonra işin futbolun genel mutfağına da geliriz zaten. Benim sesimde bir problem yok değil mi? Tekrar sorayım. Yok yok hiç sıkıntı yok. Devam et. Şimdi sen güzel yaptın girizgah. Ben şunları ekleyeceğim. Şimdi maalesef hani durumlar malum, çok fazla üzerine konuşacak bir şey yok. Maalesef insanlar hayatını kaybediyor. Üzgünüz biz de ama herkesin de dediği gibi işte evde kalıp birazcık nasıl daha zaman geçirebiliriz? Nasıl hem kendi kafa dağıtmamız açısından hem de insanlarla birazcık belki dinleyen, etkileşimde bulunan insanlar olursa biraz daha zaman geçirme adına hani böyle bir şey yaptık. Onu da bir söylemiş olalım. Onun haricinde yani genel olarak aslında hani şu anda hakikaten samimi söylemek gerekirse liglerin nasıl devam edeceği, ne olacağı konusu falan filan çok fazla düşündüğüm bir konu değil. Çünkü ben sürecin biraz daha uzayacağı ve hani dünya genelinde zaten biliyorsun bütün organizasyonlar tek tek iptal ediliyor. Tabii ki o konuya da geliriz hani ama orada hep varsayım üzerinden konuşmalar olacak. Yani nedir? Şu tarihte koronavirüs problemini atlatırsak nasıl bir çözüm olabilir gibisinden atıyorum. Mayıs tarihinde Türkiye rahatlamış olursa Mayıs ayında nasıl bir çözüm bulabiliriz konuşulabilir. Haziran olursa, Temmuz olursa senaryolar hep değişiyor. Çünkü önümüzdeki sezon planlamaları vesaire. Ama hani açıkçası senle de zaten biliyorsun girmeden önce konuştuk. Genel amaç bu şeyde bu YouTube yayınında daha çok böyle futbol üzerine, futbolun taktiksel kısmı, futbolun scouting kısmı, futbolun genel olayları üzerine hakikaten biraz daha interaktif olması bizim de hoşumuza gider. Soru cevap şeklinde olursa özellikle daha keyifli olur konular açısından. Ben liglerin ne olacağı konusunu konuşmaktan ziyade açıkçası o taraftan daha fazla keyif alırım her türlü. Ama tabii ki o konularda da fikirlerimiz vardır. Konuşuruz, değerlendiririz. Genel olarak yani futbolda hani şu ana kadar olan kısım, Türk futbolu olabilir, yabancı ülke futbolu olabilir, her şey olabilir. Genel olarak yani söylemek istediğim şeyler aslında onlarla ilgili. Bilmiyorum, sen de tabii check edersin. Soru vesaire geldikçe onları da yanıtlamaya çalışırız abi. Durum öyle. Öncelikle hani gelen yorumlar ve sorularla başlayalım o zaman. Çünkü birkaç bir şey geldi şimdiden.
TB rumuzlu bir kullanıcı soru yöneltmiş. Oğuzhan Bursa'da devam ediyor musun şeklinde. Hayır, ben geçtiğimiz sezonun sonunda ekiple birlikte aslında bir yol ayrımına geldik. Ve kulübün de tasarrufları çerçevesinde, bizim de şahsi tasarruflarımız çerçevesinde Temmuz ayı itibariyle biz yolları ayırdık Bursa Spor Kulübü'yle. Yani şu an hala faal olarak Bursa Spor çalışanı değilim. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olayım. Erdal Vahit Hayda, selamlar diyoruz biz de kendisine. Selamlar. İlerleyen günlerde de kendisini de yayına alabiliriz. Böyle bir spoiler vermiş olayım şimdiden. Güzel olur. Kesinlikle. Yok mu canlı yayın? FM'miz demiş Furkan Çakıllı. Who knows? Bilemeyiz. Yani belki de yaparız yarın öbür gün. Şefik Tekin Işık da iyi akşamlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kendisine de iyi akşamlar diliyoruz. Twitter'dan bir soru var. Oradan başlayalım istersen, hani hem biraz da İngiltere Premier Lig kısmından yola çıkarak. Kaan Kayadelen sormuş. Kendisine de selam olsun buradan. Sana sormuş özellikle bunu. Pochettino sonrası Jose Mourinho tercihi hakkında ne düşünüyor? Hata mı demiş? Şimdi bence aslında açıkçası... o derin nefesten cevabın ne olduğunu anlamam gerekiyor ama. Ya şunu söylemek lazım. Muhtemelen o geçiş sürecinde, şimdi ya Tottenham nasıl söyleyelim, şey yapmamız lazım, biraz özet geçmemiz lazım oraları. Şöyle bir detay paylaşayım. Şimdi soyunma odasını kaybettiği söyleniyordu Pochettino'nun, herkesin bildiği üzere. Bazı takımın böyle bayrak oyuncuları diyebileceğimiz isimlerle nedir? Problemler yaşandı. İşte Eriksen başta olmak üzere Alderweireld, Vertonghen çıktı. Hatta Lucas Moura gibi bir sürü oyuncuyla problemler olduğu düşünüldü. Ve o noktada soyunma odasına ağırlık getirebileceği düşünülerek ve tabii ki ara dönemde de müsait olan hocaların da durumunu düşününce Jose Mourinho daha bence aslında kısa vadeli bir plan olarak düşünüldü. Benim görüşüm. Hani bilmiyorum, uzun süreçte Jose Mourinho ile tabii ki başarılı olabilir takım ama hani orada ana plan şuydu bence. Bu takımı şu anda kim toparlayabilir bu durumdan? Çünkü kadro kalitesi mevcut. Oyuncu kalitesi mevcut. Birazcık daha aslında işin motivasyon kısmı orada bence düşünüldü. Çünkü bak, bugün şöyle bir birazcık böyle yarısından fazlasını okuduğum bir Nagelsmann'ın açıklamaları vardı. Diyor ki Nagelsmann, antrenörlüğün bana kalırsa diyor %30'luk kısmı taktiksel. %70'lik kısmının işin psikolojik motivasyon gibi faktörlerinin çok çok daha önemli olduğu. Çünkü oyuncuyu önce psikolojik olarak bir şeylere inandırmak ve sonrasında o psikolojik açıdan sağlam oyuncuya bir şeyleri anlatmak çok daha kolay olacaktır diyor kendisi. Bu noktada Jose Mourinho'nun da ne kadar başarılı olduğunu aslında geçmiş kariyerinde en azından hani işin psikolojik kısmında başarılı olduğuna herkes okeydir zaten. Hani en iyi, belki de tarihin en iyi motivatörlerinden biri olduğunu söyleyebilirim ama hakikaten taktiksel anlamda da çok geriye gitmiş. Günün trendlerine uyum sağlamakta problem yaşayan da bir Mourinho var yani. Manchester United'da özellikle hakikaten çok başarısız bir süreç geçirmişti. Tabii ki insan Mourinho ismini, ben biliyor herkes zaten Tottenham taraftarı olduğumu. İnsan Mourinho ismini duyunca tabii ki bir heyecanlanıyor ama sonrasında da çok fazla açıkçası takım Jose Mourinho takımı olmuş dedirttiği dakika sayısı çok yüksek değildi yani Tottenham'ın. Genelde aslında Pochettino'nun bıraktığı takım devam etti. Hakikaten o %70'lik kısma etki yapmaya çalıştı Mourinho. Orada da şu an için çok fazla başarılı olamadı. Tabii bir soruya son bir ek daha yapayım cevap olarak yani. Geldikten sonra da aslında çok ciddi şanssızlıklar yaşadı. Yani takım Harry Kane ve Heung-min Son, ki takımın en golcü, hatta Premier Lig tarihinin dakikaya oranla sahada kalan en golcü ikilisi Son ve Kane. Hani Pires ve Henry var. İşte oradan Cole'la York mu? Birileri daha vardı, bilmiyorum. Yani Premier Lig tarihinin böyle değişik bir kategoride en iyi olan ikilisini
kaybetti. O açıdan da tam bir test olmadı Mourinho. Ama bence doğru isim değildi yani. Şimdi bu konuyla ilgili ben de bir fikir beyan edeyim. Yani Nagelsmann dedin. Hani Nagelsmann aslında dünya futbolunun şu an belki de antrenman metotlarını en inovatif şekilde ortaya koyan 2 ya da 3 teknik direktöründen bir tanesidir dünyada. Hani o insan yönetimi biraz da burada devreye giriyor. Psikoloji, hani karşındaki oyuncunun kafasına girebilme, oyuncuya kendini aksettirebilme, anlatabilme. Bunlar aslında çok önemli şeyler. Mourinho'da bu biraz hani daha noksan kaldı. Onu şimdi işte João Sacramento'yu teknik ekibine alarak, genç teknik adam 29 yaşında. Yanlış bilmiyorsam en azından yaşı yani o civarlarda 29-30. Bu şekilde biraz daha hani örtmeye çalıştı ama hani futbol kafa yapısı aynı kafa yapısı Jose Mourinho'nun. Hani tırnak içerisinde biraz bağnazlık olarak da nitelendirebilirim. Dolayısıyla Mourinho'nun Tottenham'a geliş süreci esasında zaten bir çalkantılıydı. Hani Pochettino'yu gönderiyorsun, taraftarca hani çok sevilen bir isimdi. Zaten sen daha iyi bilirsin onu. Mourinho'yla hani karakter olarak farklı bir adam getirmekle beraber oyun olarak da çok farklı bir adam getiriyorsun ve hani eğer Mourinho'yla yola çıkacaksan da bu seneyi baz almaman gerekiyor bence. Yani gelecek sezonlardan itibaren Mourinho'nun etkisini görebiliriz diye düşünüyorum ki burada şu da var. Yine de doğru mu değil mi onun tartışmasını yaparız ki ben yine hala doğru olmadığını düşünüyorum Mourinho'dan şu an gördüklerim ışığında ama ben bu takımı şimdilik bu şekilde toparlarım. Gelecek sezon başka bir şey oynatırım da diye olabilir Jose Mourinho. Bakalım o bağnazlıktan çıkabilecek mi? Ben de kendi yorumumu bu şekilde yapmış olayım bu konuyla ilgili. Ekleyebileceğim bir şey var mı Furkan Tottenham'la ilgili hani bu söylediğim üzerine? Genel olarak hani spesifik konular haricinde tabii ki soru için çok teşekkür ederim. Herkes istediğini sorabilir. Zaten beraber sohbet etmeye çalışıyoruz da. Genel olarak daha böyle futbolun genel kaideleri üzerine aslında konuşmalar daha da böyle ilgi çekici olabilir. Hatta şunu söyleyeceğim ek olarak. Tabii ki senin açından sakıncası yoksa hatta biraz da böyle planlanmamış bir şekilde olacak ama tabii ki çok böyle detayına inmeden Bursaspor kariyerin ile başlayıp devamında da böyle yani Türkiye'de scouting nedir, nasıl yapılır, karşılıklı scouting nasıl yapılmalıdır vesaire gibi konular hakkında tabii ki kesinlikle senin özelini paylaşmanı ben de istemem. Ama o noktalarda en azından özel paylaşmadan da olsa scouting nasıl işliyor, nasıl yapılmalı, neler eksik, dünyadan modeller olabilir, başka şeyler olabilir. Onun haricinde biliyorsun genellikle takipçilerimiz çok yüksek ağırlıklı Fenerbahçe taraftarları. Fenerbahçe özelinde genel Fenerbahçe'nin durumu hakkında da bir şeyler konuşulabilir diye düşünüyorum. Yani o noktada da sorular gelirse her türlü şey yapabiliriz. Bu vesileyle de hani bu konuyla ilgili de sorularınız varsa saklamanıza gerek yok. Hani mümkün mertebe cevaplamaya çalışacağız. Hani bunu da şimdi bir Twitter'dan bir duyuru olarak da geçiyorum ayrıca. Şimdi aslında hazır bu konuya da değinmişken sen bir soruyu ele alalım. Şefik Tekinışık, ilk yorumcumuz aynı zamanda, sormuş. Peki Bursaspor'a Furkan Özçal, Bilal ve Sinan Bakış'ı kim aldırdı Oğuzhan Hocam diye. Şimdi benim göreve başlangıç sürecim 2018'in yaz aylarından itibarendi. Yani Haziran'dan itibaren ben fiilen Bursaspor'a çalışmaya başladım. Dolayısıyla bahsedilen 3 transferle ilgili de herhangi bir bilgim yok. Çünkü bu benden çok daha öncesine dayanan bir süreç. Kaldı ki esasında şunu bir netleştirmek lazım scouting demişken. Scouting bir ekip işidir. Hani bir ekip önerir, sunar ama en nihayetinde yargıladığın şey esasında sadece sahada gördüğün şey değildir. Dolayısıyla insanların scouting adına anladığı ya da gördüğü şey esasen sadece iceberg'in görünen kısmı. Yani siz 400 tane oyuncu sunarsınız, 300 tane oyuncu sunarsınız. Hani bunlardan biri ya da ikisi alınır. Geri kalan 298 ya da 398'i herhangi bir sebepten ötürü gönderilir. Ya da yetersiz bulunur. Tabii bu teknik akademinin, teknik ekibin kendi tasarrufu doğrultusunda hareket eden bir şey. Çünkü biz maalesef ülke ikliminde
öyle bir iklim içerisindeyiz ki esasında. Scouting dediğin zaman birçok kademeden geçmen gerekiyor. Yani scouting'i en nihayetinde yaptığında işte sen oyuncuyu 4 parametre üzerinden değerlendirirsin. Satırlarca ya da sayfalarca rapor yazarsın. Ben genelde tek sayfada tutmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü en nihayetinde teknik direktörlerin özellikle de ülkemizde biraz daha hani kısa okuyan, çok fazla sabır olmayan insanlar olduğundan ötürü bu tarz bir raporlama modelini ben daha uygun buluyorum şahsen. Bir rapor yazarsınız ama teknik ekip ondan sonra kendi kararını kendi verir. Çünkü ülkemizde scouting, sportif direktör, işte head of recruitment gibi birçok kademeler ya yanlış uygulanıyor ya hafif uygulanıyor ya da çok etkisiz uygulanıyor. Bundan dolayı önce kendi bir serzenişte bulunayım esasında. Kim aldırdı sorusundan çok bu adamlar neden olmadı ya da bu isimler nereden geldi şeklinde sorular sormak benim açımdan en azından daha doğru olur diye düşünüyorum. Şimdi ben böyle bir başlama vuruşu yapmış olayım scouting'e dair. Sen de istersen hani tecrübelerin ışığında ya da gördüğün geçirdiğin ışığında sen de istersen fikirlerini beyan et. Buradan da böyle topu yuvarlayalım bir kar topu etkisi şeklinde. Benim çok fazla bir deneyimim bu konuda haliyle olmadı. Biliyorsun Türkiye'deki bir kulübe bir sene gönüllü ekipte rapor yazmak dışında genellikle bir izleyici ve daha çok etrafımdaki insanlar ile beraber daha çok bunlarla ilgili bilgi birikime sahibim. Tabii ki kendim de daha başka deneyimlerim de oldu ama özet geçeyim. Çok fazla da lafı uzatmaya gerek yok. Şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'de senin dediklerine ek olarak Türkiye'de scouting sisteminin tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Tabii ki scouting uygulamalarını başarıyla yapan kulüpler olduğunu biliyoruz. Özellikle burada hani ben isim vermekten çekinmiyorum. Genellikle hani orada çalışan insanlardan duyduklarımızdan daha öncesinden o insanlarla kontakta olanlardan bildiğim kadarıyla özellikle son 4-5 yılda benim gördüğüm ve dışarıdan gelenlere her zaman ben inanırım. Kimin söylediğine de bağlı olarak Galatasaray Scouting ekibinin çok iyi işlediğine dair, özellikle Emre Utkucan'ın kurduğu ekibin işlediğine dair ve o ekibe güven duyuluyor. Neden bunu söyledim? Scouting sadece bir scout ekibinin oyuncu önermesi durumu değil. Oyuncuyu izliyor, bunu alın. Böyle bir durum yok. Bunu zaten insanlar da biliyor da. Şöyle bazı elementler var bu işin içinde. Hep söylerim biliyorsun seninle yayınlarda bile bunu çok fazla konuştuk. Nedir? Bir takımın öncelikle bir antrenörü vardır. O antrenörün oynatmak istediği bir oyun vardır. Bu oyuna bağlı olarak ligde bazı kurallar vardır. Nedir? Yabancı sınırı var mı? Avrupa Birliği oyuncu sınırı var mı? Yerli oyuncu sınırı var mı? Ne bileyim, 21 yaş altı oyuncu sınırı var mı? Ligin bütün elementleri göz önünde bulundurulduktan sonra bir kadro planlaması yapılır. Burada şu da çok önemlidir. Sadece evet tamam 14 Türkiye Ligi'nden gidelim. 14 yabancı, 14 yerli hakkınız var. Nedir işte? Futbol Manager'da da oynuyoruz biliyorsun. 4 tane 21 yaş altı oyuncu kaydedebilirsin vesaire. Zaten bu kulüplerin çoğunda mevcut bulunan bir durum. Yani aslında kadro yapısı 4 tane 21 yaş altı, 14 tane yabancı oyuncu ve 10 tane de yerli 21 yaş altı kaidesine uymayan oyuncu gibi bunu kısaca bir özetleyebiliriz. Türk Ligi özelinde konuşuyorum. Burada ondan sonra hadi bakalım oyuncu alalım durumu da olmamalı. Antrenörün oynatmak istediği oyunun çehresiyle birlikte oyuncuların birbiriyle olan uyumları da önemli. Mesela sizin örnek vereceğim. X bir oyuncu çok iyi bir oyuncu olabilir. Örneğin bir sağ kanat oyuncusudur X oyuncu. Ama sizin forvetiniz örneğin topla ilişkisi çok iyi olmayan, daha böyle ceza sahası içi golcüsü bir oyuncudur mesela. O zaman sizin sağ kanat oyuncunuzun daha asistan özellikte olması lazım. Ama sizin oyuncunuz mesela daha pozisyon hazırlayıcı bir forvetiniz vardı. Daha gol katkısını çok örneğin sizin forvetiniz Mario Mandzukic'tir. Çok böyle aşırı golcülüğüyle ön plana çıkmaz ama
sahada kalan bütün her şeyi çok iyi yapmaktadır. O zaman siz kanat forveti oyuncunuzdan da gol katkısı almanız gerekir. Ama bunu yaparken de bu oyuncunuzun mesela sağ kanattan bahsettik ya. Sağ bek oyuncunuzla uyumu nasıl olur? Ofansif orta saha pozisyonundaki oyuncunuzla nasıl birbirini tamamlar gibi bir sürü elementin bir araya gelmesi lazım. O noktada bunlar tartışıldıktan sonra teknik ekip, varsa sportif direktör, başkan, scouting ekibinin kesinlikle çok koordineli çalışması lazım. Doğru yapıdan bahsediyorum. Tabii ki belki bu durum, örnek vereceğim, Real Madrid'de bile bu şekilde iyi işlemiyor olabilir ama yani bizim düşüncemize göre doğru olan, en azından benim düşünceme göre doğru olandan bahsediyorum. Ya şimdi yani, aslında konudan bağımsız olarak sana bazı eklemeler yapacağım. Esasında bir kulüp yapılanması vardır ve biz de kendi içimizde de geçen sezonda çok konuştuk ve daha öncesinde de çok konuştuk. Bir kırmızı kitabı olmalı kulübün. Hani nedir kırmızı kitabı? Bir çizelgen vardır. Hani bu oyunu oynamak istiyorum. Hayalim budur. Gelecekte ben kulüp olarak bunu planlıyorum. Amacım bu. Şu şu çizelgeler. Türkiye'de maalesef hiçbir kulüpte bu kırmızı kitapçık yok. Yani şimdi kırmızı diyorum. İsterseniz siz rengini mavi koyun. O çok önemli değil. Ya da sarı koyun. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu eksikliği var bir kere. Dolayısıyla bilimsel makalelerde de aynıdır. Bir şeye dayandırman lazım tezini. Zaten bir kere biz kafadan buradan taca çıkıyoruz. Hata yapıyoruz. Ardından bu arada Furkan, istersen hani bir mikrofonunu oyna. Ses ufaktan bir cızırtılı geliyor arkadan. Şöyle söyleyelim. Ben devamını getireyim şu sırada. Geliyor mu? Hala aynı bu arada. Allah Allah. Çok mu kötü? Yani çok kötü değil. Arkadan bir şey geliyor hani. Onu törpüleyebilirsek en azından daha kolay olur dinlemesi. Şu an elimden geleni yaptım. Bağlantı değiştirdim ama çok rahatsız edici bir durum var. Yok yok, bir devamını getirelim. O zaman anlarız zaten. Tamam. Şimdi ayrıca telefonuna da bir bak bu arada. Bir mesaj geldi sana. Okey. Şimdi TB isimli kullanıcımız iki tane soru sormuş. Birini daha sonra cevaplayayım, Henry Selby ile ilgili olanı. Kırmızı kitap için uzun vadeli çalışacak bir sportif direktör şart değil mi? Elbette şart. Ama bu aynı zamanda şunu da beraberinde getiriyor. Sportif direktör kimdir? Bu ülkeyi nasıl gözlemlemiş? Ve kulübe dair planı nedir? Hani geleceğe mi yatırım yapmak istiyor? Anlık başarı mı hedefliyor? Bununla bile aslında scouting ekiplerinin planları çok farklı seyredebilir. Dolayısıyla kulübün planları da çok farklı seyredebilir. Esasında daha spesifik sorularla bu konunun üzerine daha çok gidebiliriz. Aynı zamanda sürprizde bir konumuz olacak birazdan. Hani programın en başında spoiler olarak vermiştim. Hani ilerleyen günlerde beraber program yapabiliriz diye ama kendisi sanırım şu an eşlik edecek bize. Erdal Vahid'i bekliyoruz. Şu an kendisine programa katılması için daveti de yolladım. Şöyle şimdi ama sen de şey miyiz? Biraz daha konuşursan ya. Eyvah eyvah ya. O yüzden becerebilirsek diye yazdık yani. Denedik bu yayın işlerini. Eskiden daha kolaydı. Biz biliyorsun 4 sene önce falan daha sık üst üste yayınlar yapıyorduk. Değişmiş biraz oralar. Problem var mı çok şimdi... sevdiğiyle? İyi midir eskiden, böyle? Eskiden eski bağlantına dönersen daha iyi olur. Tamam, eski bir öyle deneyelim. Böyle deneyelim. Şimdi eskiden tabii biz bu programları Hangout üzerinden yapıyorduk. Dolayısıyla şimdi farklı bir programa geçtik. Malumunuz dünya genelinde birçok insanın da internete yüklenmesinden kaynaklı olarak zaman zaman bir takım teknik aksaklıklar, hani internet hatlarındaki yoğunluklar yaşanabiliyor. Bundan dolayı da ilk programımız olduğu için bazı teknik sıkıntılardan ötürü affola diyoruz. İlerleyen programlarda zaten hepsini törpülemiş oluruz muhtemelen. Bağlantı. Şu an iyi, şu an iyi.
Okey. Bu arada biraz kusura bakmasın dinleyenler, vallahi bölündü yani bu teknik aksaklıklar yüzünden, tekrardan kusurumuza bakmayın diyelim. Nerede kalmıştık, en son neyden bahsediyorduk tam olarak, yani scouting yani, noktasında ben senin anlattıklarını da dinledim de. Hani genel olarak zaten bir scouting potporisi yapıyoruz şu an. Yani daha somut şekilde konuşmak için daha somut sorulara ihtiyacımız var tabii ki. Çünkü netice itibariyle çok geniş bir konudan bahsediyoruz. Hani tecrübelerimiz de geniş, yaşadıklarımız da geniş, anılar da geniş. Hani bu bağlamda daha spesifik, daha net şekilde ne istiyorsanız sorabilirsiniz zaten. İlk yapacağım hazırlıklar olsun o zaman. Hani bazı konuları daha netleştirelim. O arkadaşın ya da abimiz, her kimse bilmiyorum, bir soru gelmişti. Hani bu oyuncuları kimler aldı diye bir soru vardı ya. Bilal Kısa vesaire gibi, Bursa Spor. Yani şunu söylemek lazım. Şimdi scouting ekibinin tabii ki burada görüşlerine %100 antrenör ekibinin değer verdiğini ve tabii ki yine ben buna, bu arada şuna saygı duyuyorum. Hani Türkiye'deki yapılanmayı geçtim, dünyada da. Scouting ekibi destekçi olmalıdır. Yani scouting ekibi karar verici yine olmayabilir. Çünkü antrenör ekibi neticede orada bütün lisanslarını almış, maça çıkan, takımı oynatan ekip yine kendi kararını her türlü yönetimle beraber verebilir. O konuda hani yani şöyle, scouting ekibi bir oyuncuyu alın dedi ama nasıl söyleyelim? Antrenör ekibi onay vermedi bir oyuncu. Bu olabilir. Buna saygı duyuyorum. Ha tabii ki bunun devamında neden olduğunu anlatırsa vesaire tabii ki çok güzel olur. Hani neden sistemine uymuyor? Neden bu oyuncuda potansiyel görmüyor? Neden kadrosuna uyum sağlayabileceğini düşünmüyor gibi olursa eyvallah. Şunu söyleyeceğim. Şimdi scouting ekibi her zaman transfere yani şu oyuncuyu alın diyen taraf olmamalı. Gelen oyuncularda doğru filtrelemeyi yapıp bazı transferlerin önüne geçerek de takımı çok ciddi mali külfetten de kurtarabilir. Böyle bir yönü de vardı scouting ekibinin. Ayrıca, bu arada konudan bağımsız tamamen, yani hani böyle söylenmeyen bir şey üstü kapalı söyleme noktasında değil. Hakikaten şu an ben düşüncelerimi konuşuyorum. Dediğin gibi senin anıların, senin izin verdiğin ölçüde sen kendin paylaşırsın. Ben o konularla ilgili bir şey söylemiyorum. Şunu diyeceğim. Mesela şöyle bir örnek de var. Şimdi Chelsea takımı Eden Hazard'ı transfer ediyor. Ne zaman? Şampiyonlar Ligi şampiyonuna gidiyorum diye tweet atıyor Eden Hazard. O sezon 36 tane maçını, yanlış bilmiyorsam rakamı 30 da olabilir, 38 de olabilir. Belki içlerinde Avrupa karşılaşmaları da olabilir. Yerinden seyrediyor Chelsea scoutları. Oyuncuya çünkü ciddi bir yatırım yapılacak o dönem şartlarında. 40 milyon euro gibi bir bedel vardı yanlış hatırlamıyorsam, yine düzeltsinler beni. Eden Hazard dediğimiz oyuncu bütün dünyanın tanıdığı, o dönemde bütün dünyanın bildiği, göz önünde olan harika bir futbolcu. Ama Chelsea 38 kere bu oyuncuyu, 35 kere önemli değil, yerinde izliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani neden? Şimdi Eden Hazard of harika futbolcu ama o demin söylediğim yere geri dönmek istiyorum. Yani Eden Hazard'ı alan takımın sol beki nasıl bir oyuncu? Yanında oynayan nasıl bir oyuncu? Oyuncu sadece nasıl futbolcu olduğu önemli değil. Karakteri nasıl olan bir adam? Karakteri düzgün bir insan mı? Antrenman performansı düzgün bir kişi mi? Menajeri, aile hayatı nasıl biri? Ve Chelsea gibi büyük kulüpler için asıl bence önemli olan olay şu. Chelsea'nin zaten ilgilendiği oyuncu kesinlikle belli bir kalitenin üzerindedir. Ama orada da soru şu geliyor o zaman. Yatırımı bu oyuncuya mı yapmalıyım? Sorusu bence. Orada büyük kulüpler için daha kritik olan durum bu. Evet, zaten Chelsea'nin gidip sol kanada, örnek veriyorum, TFF ikincilikten bir oyuncu alacak hali yok. Tabii ki gidecek Lille'den alacak, Saint-Étienne'den alacak, ne bileyim Marsilya'dan alacak, Lyon'dan alacak. Ama hani bu oyuncuyu mu alsam acaba, onu alırken örnek veriyorum tamamen uydurma, onu alırken acaba Alexis Sanchez'i belki o zaman elinden kaçırmış olacak. Örnek veriyorum hani. Orada da o kararı yine verirken dediğimiz gibi çok ciddi tahlillerin yapılması gerekiyor. Bu noktada işte işin ciddiyetini anlatma açısından ben bu örneği verdim.
Yani neden scouting bu kadar önemli? Sadece tabii ki Eden Hazard müthiş bir oyuncu. Tabii ki çok kaliteli. Tabii ki ona ya kesinlikle geldiği zaman bir şeyler verecek ama o oyuncuyu alırken başka bir oyuncu kulüplerinde bütçeleri belli. Hani 30, 40, 50 neyse deniz belli yani gidebileceğin yer belli harcayabileceğin para. Ondan bahsetmek istiyorum. Yani o örneği de verelim dedim. Konuğumuz da geldi bu arada. Kendisini şu an alıyorum. Erdal Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Erdal abi hoş geldin. Afiyetteyiz efendim. Duyuyor musunuz? Net geliyor mu sesim? Geliyor geliyor, gayet iyi geliyor. Ne Benim geliyor mu? yapıyorsunuz ya? İyi misiniz? Geliyor Furkan'cığım. Ne haber? Sen İyiyiz. de iyisin. Eyvallah abi, sağ ol, eyvallah. Hoş geldin Vallahi abi. Ne nasıl? var ne yok? Öncelikle ne Nasıl keyifler? yapıyorsunuz? Ya iyi, ne yapalım ya? Bugün ilk defa işe gitmedim. Ya iş evden ya pardon çıktım bir kere bir şey aldım geldim. Yani o da 10 dakika sürmedi hepsi toplam zaten. Artık yani Abi senin de bir sesin gitti bir an. alo. Erdal abi bir gitti. Tamam, biz devam edelim. O orayı çözeriz. Sen bir WhatsApp'tan falan ulaş istersen oradan. Tabii. Yani sonuç olarak gündelik hayatımız belli abi. Yani çıkıyoruz. Ne yapıyoruz mesela? Evde oturuyoruz. Hava mı alman gerekiyor? Yani bulunduğun ülke şartları izin veriyorsa ya da bulunduğun şehrin şartları izin veriyorsa azıcık dışarı çıkıyorsun. Havanı alıyorsun. Geri geliyorsun ya da bulunduğun ülke şartları çerçevesinde bir markete gitmene izin veriliyorsa gidiyorsun, geri geliyorsun. Yani şu an esasında yaşadığımız hayatı ben 28 gün sonra filmine çok benzetirim. 28 gün sonra filmi esasında tabii ki tam olarak şu anki yaşadığımız konuları yansıtmasa da çok benzer şeyleri ele alıyor. Yani nedir bu? Bir karantina bölgesi. Orada hayatta kalmaya çalışan insanlar ve salgına kalmaya çalışan insanların ele alındığı bir hikaye. Biz aslında fiilen bu hayatı yaşıyoruz şu an. Geliyor Dileriz benim. ki şimdi geliyor abi. Ha, ne Bir oldu bilmiyorum demin. Bir gittik geldik. gittin geldin. Hoş geldin tekrardan. Eyvallah. Ya onu Biz de soruyordum. tam Siz ne yapıyorsunuz? film muhabbeti Siz ne yapıyorduk biz yapıyorsunuz? de tam. Sizinki nasıl gidiyor? Sizinki nasıl? Ne yapıyorsunuz? Evde misiniz hepiniz? Abi ne yapalım? Karantina bölgesi yani. Bütün gün işte ne futbol maçı izle. Yani geçmiş kayıtları baz alıyorum. Ondan sonra futbol menajer oyna. Aileyle vakit geçir. Film izle, dizi izle. Bir şey markete bile 3-4 günde bir gece çıkıyoruz. Çöp atmaya gece 2'de çıkıyorum falan. Evde bir şeyler biriktim topluyorum. Gece 1-2 gibi şurada konteyner var. Oraya gidip atıp geliyorum. Hava almayı da orada yapıp çok bir şey yapamıyoruz yani. Bizim muhit burası tehlikeli. Yani nüfus oranla yüksek. Bizim bu Çiğli Karşıyaka bölgesinde çok varmış. Zaten biliyordum da bakan açıkladı bunları. Biz zaten duyuyorduk etraftan falan. O yüzden çok dikkat ediyorum ya. Ben çocuklarımla daha iyi görüşmüyorum. Onlar anneleriyle başka evde, ben başka evdeyim şimdi. Çok etraftayım ben sürekli. Yani zor, herkes için zor ama herkesin iyiliği için biraz sabretmemiz gerekiyor. Hani Aynen. kişisel özgürlüklerden vesaireden her şeyden. Abi böyle bir süreç. Yani kötüden iyi çıkartmak lazım. Ben her zaman onu söylerim. Bazı şeylerin aslında ne kadar basit şeylerin bile bizim için ne kadar önemli olduğunu anlamamıza biraz sebep oldu herhalde diye düşünüyorum ya. Dünya çok değişecek bu olayı eğer atlatabilirsek ki elbet bilim teknoloji çok ileri noktada elbet atlatırız Bir iki ay da sonra etkiye döner hiç merak etme. çok inşallah çok yani abi değişecek her Hayır, şey şu yani açıdan diyorum. Bence değişmez ya. Bir iki ay değişir. Ondan sonra insanlar anladım eski alışkanlıkları, yaşantılarına geri dönerler. bir iki aya ortalık toparlanacak gibi anladım da benim demek istediğim şey muhakkak belli ölçütlerde insanların temizlik alışkanlıkları, insanların sosyal yaşamları, sosyal samimiyeti,
Bence değişiklikler yine belli ölçütlerde olacaktır. İşin zaten ekonomik kısmı çok değişik olacak ve işin... O kötü. Hani aslında kimse henüz farkında değil olanların da. Ya gerçi oraya gelmiyor konu. Herkes şimdi biraz da böyle korku da var. Paranoya da var. Asıl onu düşünmüyor. Zaten bununla ilgili biz geçenlerde Furkan Zengin'le beraber bir yayın yaptığımızda orada şöyle bir şey yaptık. Hani UEFA dedi Financial Fair Play. Ben dedim onun uygulama şansı yok. Hani insanların şurasını aslında çözemediği, bir bakıyorum hala millet yazıyor. Aa diyor onu mu alsak işte bu sebep oldu, fırsat transfer falan. Ya öyle bir dünya olmayacak artık. Çünkü insanların unuttuğu bir şey var. O maçı oynayamazsan ne bilet satarsın, ne reklam alırsın, ne de yayıncı kuruluştan para alırsın, ne de bahis firmalarından, çünkü bir de bültenlerine girdiği için para alıyorsun ya, ne de onu alırsın. Yani o kadar büyük ki şimdi, hani geçen gün Juventus Kulübü bir açıklama yaptı, biliyorsunuz belki, gördünüz. Oyuncularından 90 milyon euro indirime gitmiş oyuncular. Kendi kontratlarında. Tabii. Böyle şeyleri çok duyacağız. Zilina batmış misal. Oğuzhan söyledi bana geçen gün. Zilina da Slovakya'nın iyi takımlarından biridir. Hani kurumsal kulüplerinden biridir. Bildiğiniz üzere. Zaten yakın takip edenler bilir. Onlar bile gidiyor yani. Herkesin, kimsenin işi kolay değil. Millet artık diyor, aa diyor onu alalım. Öyle bir dünya olmayacak. Öyle bir alacak para yok. Şöyle söylemek lazım abi şimdi. Mevcut kontratları nasıl ödeyeceğine önce bir formül bulmaları gerekiyor. Yani o kadar ağır yani. Durum. Yani ya şimdi kulüplerin dediğin gibi abi, genel gelirlerine bakacak olursak nedir? Senin de dediğin gibi yayın geliri Türk takımları için bir numaralı olay. Bizim için önemli o. Lig oynanmazsa ne yapacaksın? Hiç önemi yok. Zaten senin maç önü gelirlerin, bilet gelirlerin kurdan dolayı bayağı bir değer kaybetti. Euro 7.30 falan oldu. Senin sattığın bir bileti 100 liraya bile satsan ortalama bilet fiyatın yani 13-14 euroya denk geliyor. Avrupa'daki takımlarla, yarışmak istediğin takımlarla kıyaslarsan zaten düşük bir bedel. Ki Türkiye'deki hani kulüplerin hep böyle güç kaybettiği, kulüplerin kötü yönetildiği düşünülürken en çok göz ardı edilen nokta o bence. Dillendirilmiyor pek. Ama en ciddi olay o. Burada ayakta kalacak olan, en sağlam olacak olanlar, belirli bir kültürü, belirli bir yetiştirici kimliği yakalamış olanlar. Muhakkak. Yani çünkü sen eğer mesela daha önceden adama taahhüt ettiğin fiyat 4 iken sen adama şu an 7 ödemek zorundasın. Bu da demek oluyor ki sen bütçeni denklemek için 1 harcarken 2 gelir etmen lazım ki, gelir elde etmen lazım ki sen ayakta kalabil. Böyle bir duruma geldi. Bir de örnekle verelim ülkemizden bunun nasıl bir soruna yol açtı. Erdal abi tam örneği verirken gene düştü sanırım. Sen devam et oradan. O örnekle. Abi örnek çok. Yani örnek hakikaten. Duyuyor musunuz? Hani... Evet ha, geldi. Ha, şimdi bak örnek bir tane vereyim. Örnek şu. Ankara Gücü'nün vardı yasağı vesairesi. Peki kaleci Altay falan nasıl çıktı piyasaya? Yok, yasağı oynatarak. Olmasaydı bu kulübün. Herhalde yani. Söylemek istediğim o. Eskişehir Spor'daki o çocuklar falan nasıl çıktılar piyasaya? Transfer yasağı oldu diye. Ya bunlar vardı zaten. Bunlar abi var ki. Abi şimdi transfer yasağı olup da hani yine de bu formüle dönmeyenler de var. Yani hani herkes dönmek zorunda diye bir kaide yok sonuç olarak. Tabii canım, siyasetçileri yakalayayım. Belki para bulurum da transfer yasağını açayım. Yani öyle oluyor bizde genelde. Daha böyle, daha hatta bu illa sadece şöyle düşünülmemeli. Yani size ek olarak söyleyeceğim yine. Mesela Chelsea'nin transfer yasağı vardı. Sadece Kovacic'i transfer ettiler. O da daha evet, önceki dönemden maddeleri olduğu için maddeyi kullanma yasaktan hakkı önce verdi. Yasaktan önce olduğu için bir satın alma maddesi vardı. Onu aktive ettiler. Kovacic geldi. Onun haricinde transfer yapamadılar. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya Chelsea'nin kadrosunda bir sürü kaliteli oyuncu vardı, şu vardı, bu vardı, ama yarıştığı takımlara bakarsak hepsi 100 milyon ve üzerinde para harcayan takımlar. Ne yaptı peki Chelsea? Düşünelim. Mason Mount.
Mason Mount, Tammy Abraham, Rhys James. Başka aklıma gelirse Callum Hudson-Odoi. Fikayo Tomori gibi. Gibi bir sürü oyuncu oynadı ve ne oldu? Bakalım. Geçen sezondan daha iyi durumda olan bir Chelsea var. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başarmış bir Chelsea var. Hiç para krizi doğru düzgün harcamadan. Krizi fırsata dönüştürüyor adam. Aynen ve takımın bir numaralı, hani o, sen yokken konuştuk abi, Eden Hazard, bir sürü bir dünya konuştuk. Eden Hazard'ı kaybettikleri sezonda bu oldu yani. Ya abi şimdi, adam ne yaptı? En basitinden şunu söyleyeyim ben. Senin yapamadığın şeyi yaptı. Sen kiraya gönderdiğin oyuncuyu ne umursuyorsun, ne takımını doğru seçiyorsun. Şimdi oraya gelecektim. Sen kira planlamanı ya. Yapıyorsun. Hani en basitinden şöyle söyleyeyim sana. Geçen sezon Süper Lig'de oynayan takımların totaline bak. 18 takıma bir bak. Kiraya gönderdiği oyuncu sayılarına bak. Bir de yetkili kulüplerin o oyuncuları kaç kere izlemeye gittiğine bak. 18 takımda totalde kiraya giden oyuncularını 5 kere izleyen bir kulüp varsa ben adımı değiştiriyorum. Bir tane örnek vereyim size. Kim bu bugün şimdi transferin gözdesi bu sene olacak oyuncu? Muhtemelen de Galatasaray'a gidecek galiba. Mert Hakan değil mi? Evet. Mert Hakan. Çok kişi biliyor mu bilmiyorum. Bursa'dandır aslında çocuk. Merinos. Bursa'da Merinos'tan alınmadır ama alan Altınordu'dur. Altınordu bunu alıyor. Daha sonra orada kullanıyor, kullanılmıyor. Bu çocuğu Tire'ye veriyorlar. Tirespor. Şimdi Buca FK oldu, adı değişti o kulüp. Tire'de ilk sezon 23 tane atıyor. Ertesi sezon Tirespor 100 bin lira para verip bonservisini alıyor Altınordu'da. Öyle bir anlaşma yapmışlar. Ertesi sezonda bir 20 küsur daha atıyor gol. Şimdi üçüncülük bilen bilir, zor bir ligdir. Böyle hani orada yüksek performans veren oyuncu yukarıya ciddi bir adaydır. Ben her zaman söylerim. Üçüncülük çok değişik, zor bir ligdir. Şimdi orada en son yakın örnek hatırlıyorum. Gökhan Karadeniz. Aydın'da çok gol attı. Altınordu'ya geldi, zıpladı gitti. Mert Hakan. Tire'de 2 sene çok iyi oynadı. Daha sonra Menemen'e gitti. Menemen'den Sivas'a transfer oldu. Peki bir isim daha var. Biliyor musunuz onun kim olduğunu? İrfan Can Kahveci. Hacettepe. Hacettepe'de 3. ligde neler yaptığını biliyor musunuz? Çoğu kişi bilmiyor. Yani bilmiyor. Buradan neye geleceğiz? Scouting dediğimiz olaya geleceğiz. Şimdi aslında buna güzel örnek Fener'den olur. Alt ligden Fenerbahçe'ye gelip başarısız olan oyuncu hatırlıyor muyuz? 3 tane sayalım. Tuncay Şanlı. Gökhan Gönül. Salih Uçan. Salih Fenerbahçe çok ciddi para kazandı Salih'ten. Gökhan senelerce ekmek yedirdi. Hala oynuyor. Ama Volkan Demirel. Çok örnek var. Böyle çok örnek var. Bu Mert Hakan'ı kim biliyordu ya? Bu kadar çocuk atmış goller falan, bir de 2 senelik kontratı vardı Tire'de. Boşa çıktı. Çocuğun gittiği takım Menemen. Ha, Menemen 2. ligin iyi takımlarındandı. Maddi gücü de fena olmayan bir takımlarındandı. Onlar İzmir'de çünkü yakın. Peki Menemen'den çok daha para harcayan kulüpler vardı. 1. ligde kulüpler vardı. Kim gördü bu çocuğu? Kimse görmedi. Sivas'a da götüren sevgili Murat, eski Altınordu'nun sportif direktörü Murat Dizdar, Erdoğan'la beraber, Erdoğan da serbest çıktı Altınordu'dan. İkisini götürdü, ikisi şimdi. İkisinin de kontratı bitiyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir sürü takım almak istiyor bu çocuklar. Yani scouting'le birleştireceğim de olayı. Bilmiyorum ne kadar doğru olur da söylemek. Bir yere bağlayacağım olayı. Madem scouting dedik bu oyuncularla ilgili. Sizin hepinizin tanıdığı bir tane büyüğümüz de bana anlattığı bir hikayede, isim hiçbir şekilde şey yapmayalım. Demin bahsettiğiniz isimlerden birinin 16-17 tane lig maçını yerinde izleyip bir kulübe önerdikten sonra o oyuncuyu başka bir büyük kulüp istemiyor. İkna edemiyor onun transferini o kulübü ve bir yandan da başka bir büyük takım sonrasında da onu satın aldığı durumlar oluyor ve dediğiniz gibi de sonra 10-15 sene onun ekmeğini yeme durumu olan bir anı da vardı öyle.
Orada da işte oradan daha sonra almak istiyor, parası yetmiyor. Ben anladım kime dediğini. Almak istiyor, daha sonra parası yetmiyor. Alamıyor yani. Evet. Yani biraz böyle zeki olan çözmüştür işi. Neyse, girmeyelim isimlere. Ya, o kadar çok örnek var ki benim anlatacağım, böyle fikrinizi yutarsınız. Muhakkak vardır. Biz o kadar çok şeyin içinde kaldım ki ben. Ya bir oyuncu, ya star olan oyuncu. Diyoruz bak, sen de o mevkide oyuncu yok. Tamam mı? Senin bir de markan pahalı marka. Senin formanın içinde o çocuk 19 yaşında çıkarsa ve performans verirse, ki verecek. Eğer doğru bir oyuncu teşhis edebilme, en azından hayal edebilme yeteneği olan birisi bir karar verse şu işlere. Sende zaten bir kurulu bir takımın var. Belli bir noktada eksiğin var. En çok eksiğin olan orada o nokta o. Ya al bunu. Değil mi? Al. Ya al. Ya işte o öyle. Bunun şusu var. Bu böyle. Burada oynayamaz. Burada bunu çiğnerler. Çiğnediler abi. Sana ilk maçında iki tane attı o çocuk. İlk maçında iki tane attı sana. Dedi bak, ben abi, bana bunu diyen adama dedim ki abi gördün mü? Ya şansına oldu dedi. Şansına. Şimdi nerede o çocuk? Şimdi bak, isimlere girersek yandı gülüm keten elva. Aslında isimlere de girerim benim. Şimdi sıkıntı yok da. Yani çok şey var ya anlatılacak. O kadar çok şey var ki, hani bu işin doğru düzgün yapılmadığını anlatmak için zaten kulüplerin borcu harcı belli. Tekrar şuraya gelelim, o fırsat işlerine. Erdal abi. Rangers, ya, Rangers, şunu da söyleyeyim geçeyim. Glasgow Rangers'ı adamlar zarar etti diye 3. lige düşürdü. Adamların bir Celtic'i var, bir Rangers'ı var zaten ya. Adam kaşının gözünün şeyine bakmadı. Yok devlet yardım edecek. Yok devlet stat yapacak. Yok vergilerini atlayacak. Böyle bir dünya yok. Ben şuraya bağlayacağım olayı. Hani tabii ki isimler, anılar, şunlar bunlar sende sınırsızdır da. Biz daha çok hani o örneklerden ziyade daha çok nasıl yapılmalı, Türkiye'de nasıl yapılıyor ya da yurt dışında Türkiye'ye oranla bu işi çok daha doğru yapan modellerden anlatılabilecek örnekleri de konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ya aslında şimdi bu... Tabii tabii, ne istiyorsanız. Ben de bir ekleme yapayım şimdi buna. Bir yerden sonra ben sana nasıl yapamayacağını sen bana bunu göster, ben sana nasıl yapılacağını göstereyim durumuna denk geliyor. Çünkü ülkede bu işin nasıl yapılmayacağına dair benim de tecrübe ettiğim, Erdal abinin de tecrübe ettiği, hatta senin de tecrübe ettiğin Furkan, 850 bin tane örnek var. Şimdi nereden gireceğim, nereden başlayacağım? Abi bir kere zaten en büyük hurafe şurada bitiyor. Yok baskıyı kaldıramaz, yok şey edemez, yok çiğnerler bunu. Ya neye göre çiğnerler Allah'ını seversen ya? Neye göre abi, hangi doneden bahsediyoruz burada biz? Bana oyunla ilgili ortaya bir done koymuyorsun. Ortaya koyduğun tek done mental anlamda çiğnerler ederler. Bir kere zaten senin ülke düzenin bozuk. Eğer buysa senin argümanın, ülke düzenin bozuk demektir. Geçen sezon düşen takımlara bakalım. Birinde ben çalıştım. Diğer ikisini ele alalım. Erzurumspor. Ondan sonra diğer takım Akhisarspor. Erzurumspor teknik direktörlük vasfı olarak Mehmet Altıparmak'la başladı sezonu. Bu adam neyi yanlış yaptı da gönderildi? Neden? İki maç kaybetti diye. İyi başlamamış güya. O oynadığı oyunu bir daha yakalayamadı Erzurumspor. Hani böyle engebeli, böyle tahterevalliye benzer bir düzen üzerine bir şey inşa etmeye çalışıyoruz. Zaten biz kafadan yanlış yapıyoruz. Hani ortada bir done yok, değerlendirme donen yok. Yok param yetmedi. Yettirseydin muhasebeni yapmıyor musun? Ama mali müşavir var yanımızda. O anlatsın. Neyin mali hesabı ya? Bugünü atlatıyoruz mu? Bugün bana ne lazım? Öyle borç varmış, o varmış. Öyle bir dünya yok. Yani bunların için içinden çıkmalarının tek yönü var yani. Bunun başka bir çaresi yok şu an. Hani milletin anlamadığı da şu. Yetiştirmek zorundasın. Avrupa'nın değil, dünyanın belki de en genç nüfuslarından birine sahip ülkeyiz biz. Peki biz ne kadar yatırım yapıyoruz? Çünkü vermezsen alamazsın.
Oradan şuna geliriz. Mehmet Seyit Özkan'ın dediği gibi buradan boyunca çıkmış. O diyor dağda çık, yetişen diyor dağ çiçeği diyor. Şansına çıkmış diyor. Ki doğru söylüyor. Peki başka bir şey söyleyeyim. Altınordu kaç para oyuncu sattı ya? Bir kaç para girdi yaptı bugüne kadar? Biliyor musun? 20 milyon dolar mı? Yaklaşık 20 küsur milyon euro. Bu arada satmadıkları da var. Hani çünkü hem satış, ilk satış hem de ikinci satıştan aldıkları paylar da var bunun içinde. Tabii ki onları da katacaksın. Tabii. Cengiz, Çağlar, Berke Barış, Alican. Yeter. Yani bu anlayamıyor insanlar yani. Şimdi hepimiz önümüzde çıkıyoruz, biz konuşuyoruz değil mi? Ya bu kulüp var, şu kulüp var falan. Ya Benfica'ya bir bakmak lazım. Benim için en güzel örnek o şu an için. Bu kulüp neredeyse batmıştı biliyorsunuz. Batmak üzereydi. Adamlar 3 senede kabuk değiştirdi. Acayip bir doğru tarama. İyi oyuncu tespitleri. Bunun yanında Alşay'a çok iyi yatırım. Geçen sene adam Joao Felix'i 100 küsura sattı biliyorsunuz. Bu senede Getson'u sattı. E yetti zaten yani. Adam 3 senelik parasını çıkardı. Ki hala da elinde bir sürü oyuncu var. Tabii. Bunları herkes anlatıyor ama bunları. Hani böyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama doğru, öncelikle doğru teşhisi koymuyor. Çünkü doğru teşhisi koyamazsan yapamazsın. Eksik teşhisle iş çözemezsin. Ve de kararlı olacaksın. Ve de bunu çıkıp anlatmak zorundasın. Ama burada en büyük kabahat kural koyucuda. Hani bu harcama limiti belirleyerek bu iş olmaz. Cezayla terbiye edemez. Cezanın yanında kural koyucu doğru yolu da göstermek zorundadır. Ve de bunun denetlemesini tam olarak yapmak zorundadır. Yani ben başka aslında... bir yerden bir giriş yapmak istiyorum da güzel şeyler konuştunuz abi. Katılıyorum hepsine. Birkaç ek yapmak istiyorum bunlara. Şimdi dediğin gibi zaten yetiştiricilik mecbur. Hele ki Türkiye şu şartlarda finansal fair play ile vesaireyle mecbursun. Ama neden yetiştiremiyoruz da zaten geleceğim. Kendi fikirlerim var. Neden yetiştiremiyoruz zaten genel konuşuyoruz da. Velev ki yetiştiremiyorsun diyelim. Hani yetiştirici çok iyi değilsin. Türkiye'de sürekli yabancı sınırlamaları değişiyor. Yani hangi kadroya göre planlama yapacaksın? Kaç tane yerli oynatabilirsin? 14 tane yabancı transfer etme hakkın şu anda var. O rakam şimdi tamam serbest. Önceden niye 6 ya da niye 8? Bence hiçbir fikir yok yani tamamen yani deneme. Ya birileri bir gündem yaratıyor ya bu kadar olsun. Abi karar verici kişi muhtemelen çocuğunun abaküsünde 6 rakamını görüyor ve o an onu uyguluyor yani. Herhangi bir dayanağı yok ki bunun. Yok şunu ek yapacağım hani şeyler de çok saçmaydı zamanında. 6+2+2. Mesela işte onu diyorum ya. Niye? Birincilikte 10 tane yabancı alabiliyorsun ama bunlardan 4'ünü kadrona alamıyorsun. 5+1 yapabiliyorsun. Hani aynen öyle. Ben şunu söyleyeceğim aslında. Benim gelmek istediğim bir konu daha var. Onu da konuşmak istiyorum. Hatta bunu özellikle de sonra sizin için mahsur olmadıkça da Fenerbahçe üzerinden konuşmasını bunu yapmak istiyorum olabildiğince. Şunu söyleyeceğim. Şimdi sen yetiştiremedin. Türkiye'de o şartlar yok, sabır yok. Velev ki diyelim yeterli derecede antrene edecek hocan olmadığını iddia edelim, tesisinin olmadığını iddia edelim, her şey okey. O zaman senin ne yapman lazım? Şöyle bir alternatifin var. Genç oyunculara yatırım yapıp, genç oyuncu satın alıp bunları parlatıp satma gibi bir B planın daha var. Hmm. Bunu da çok iyi güzel yapan. Güzel yere gidiyor. Bunu da çok iyi yapan. Kan kokusunu aldım şu an. Kan kokusunu aldım ben. Ben de sen deyince şimdi aldım abi. Şeyi söyleyeceğim yani zamanında mesela Monaco örneği var. Oyuncuları çok çok ucuza mal edip inanılmaz paralara satan takımlar var. Sen de böyle olabilirsin. Senin zaten elinde limitin belli yani harcayabileceğin para belli. Sadece bu federasyonun koyduğu harcama limitinden bahsetmiyorum. Senin yapabileceğin harcamalar belli. Sen Real Madrid, Barcelona bilmem ne değilsin. Ama sen bu şekilde aslında bakarsan ya benim gelmek istediğim nokta şu. Konuyu çok uzatmayayım. Başarıyı elde illa etmek için hazır bitmiş, kariyerinin sonuna gelmiş oyuncuları almak zorunda değilsin. İlgili birimlerine ne kadar güveniyorsun? Burada aslında en büyük sorulacak soru bu. Yani
ülkemizde maalesef transfer genel olarak teknik direktör tekeline bırakılan bir şey olduğu için onu yapma şansın çok kuvvetli değil. Ya ancak böyle Medipol Başakşehir gibi farklı bir şey ya yaptığı da daha zaman başına ne geliyor onu anlatalım istiyorsanız. Anlatalım. Yok, ben, abi. Ona hemen gelmeden son bir ek yapayım sonra komple Erdal abi sana bırakacağım. Ben tamam. Şunu söylemek istiyorum. Bu sadece Fenerbahçe, ne bileyim Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon olayı değil. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Kulübün belli bir harcama bütçesi varken şu değerlendirme hiçbir şekilde yapılmıyor. Biz bu oyuncuyu alırken daha sonra nasıl elden çıkarabiliriz'i hiç kimse düşünmüyor. Yani ben bu oyuncuya şu kadar bonservis bedeli verdim. Ben bu oyuncudan ne kazanacağım? Şimdi bazı tabii ki belli transferler vardır. Örneğin diyordur ki adam. Kendi örneğimi vereyim. Luis Gustavo gibi bir fırsat transferi geldi diyelim ki önüne. Oyuncu kalitesini hiçbir şekilde tartışmayacağım. Bence Fenerbahçe'de sezonun belki de en iyi oyuncusuydu şu ana kadar. Luis Gustavo'ya belki 5, 6, 4 neyse yatırım yaparken hani dersin ki ya ben bu oyuncudan bir geri dönüş alamayacağım ama bu oyuncu bana sahada çok bariz, net, hiçbir yerden alamayacağım, ülke standartlarına getirebileceğin belki o pozisyonda en iyi oyuncuyu getirdin. O transferi biraz daha yine çok böyle tasvip etmesem de biraz daha makul buluyorum ama bundan çok çok daha kötü transferler yapılıyor. Yani yaşı artık çok, yani Robin van Persie gibi bir transferden bahsediyorum ben, örnek vermek gerekirse. Şimdi şuraya geleceğim bir de zıt örnekle. Galatasaray zamanında iki tane transfer yaptı. Biri Alex Telles, biri Buruma. Hatırlıyorsunuz bedellerine kadar. 7 milyon euro gibi bedeli Alex Telles geldi. 12 milyon euro gibi bedele de Buruma geldi. Deminki Van Persie gibi örneklere karşı örnek verme açısından konuşacağım. Alex Telles Galatasaray performansı nasıldı sizce? İyi miydi? Orta karar. Ortalama. Ortalama. Bence hatta kötüye bile yakındı yani bana sorarsanız. Peki Galatasaray bu oyuncudan zarar etti mi? Hayır. Etmedi. Hayır. Hala da opsiyonu var Porto'nun satışında. Heh. Yani demek istediğim şey aslında yatırımı yaparken bu oyuncu tutmasa bile değil mi? Galatasaray bundan zarar etmedi. Şimdi Buruma'ya geliyorum. Buruma biliyorsun. Erdal abi sen de biliyorsun. Oğuz'la hatta zaten her dakika, her saniyesini beraber takip ettik. U20 Dünya Kupası'nda patlamayı yaptı. O oldu bu oldu. Galatasaray 12 milyon euroya aldı. Buruma'nın da Galatasaray performansı bana sorarsanız gayet kötüydü ki zaten şanssız bir sakatlık yaşadı. Sakatlandı. Bir seneyi ama, boş geçti. Ama Galatasaray zaten öyle bir, ondan. Etmedi de şöyle bir sıkıntı var ama. Şöyle şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Buruma kötü oyuncu mu? Asla o para verilir mi? Verilebilir. Ama benim nokta şu. Buruma gelene kadar hem Galatasaray'ın hem de Türkiye Ligi'nin satış rekoru bir oyuncudaydı. Ondan bir sene önce falan oldu galiba. Kim? Arda Turan. Doğru mu? Hı hı. Arda'nın satılma bedeli 13 milyon euro idi. Yanlış hatırlamıyorsam 12 artı 1 ben de ama 13 artı 1 ya da 13 artı 1 de olabilir. Olabilir. Ha. Abi sen ama yatırım diye 12 milyon oyuncu alamazsın ya. Kaça aldın, kaça satacaksın? Yani ya, bizim satabilme potansiyelimiz. Şimdi rekor şu an şeyde. Yusuf Yazıcı'da. 17 küsurdu galiba. Cenk Tosun daha pahalıya gitti diye hatırlıyorum. He? Cenk Tosun daha pahalıya gitti sanki. Aa doğru, Cenk Tosun var ya, pardon. Özür dilerim. Onu atlattım. Ya daha gençlere bakıyorum ya, ben kafam oraya gitti. Hı-hı. Eyvallah. Cenk çok epik bir örnek oldu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde öyle top oynadı ki, öyle goller attı ki yani. Müthiş bir iş, müthiş bir başarı. Satanın da elinden öpmek lazım. Müthiş. Ama o çok uç bir örnek. Onu bir tarafa koymak lazım. Ama bu olurken de piyasanın nereye gittiğini unutmamak lazım. Eski piyasa şartlarını düşündüğümüzde Arda'nın parası bugünkü gelen paralardan büyük para bence. Tabii. Ama sen böyle bir yatırım yapamazsın. Ya Daniel Guise'yi alındı bu ülkeye ya. Paranın para olduğu zaman 14 verildi ya. Yok, ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi o da farklı bir perspektif. Ona da katılıyorum. Ama Buruma'yı aldığın zaman eğer oyuncu sakatlanmasaydı ve sistemini adapte edebilseydin hiçbir şekilde zarar etmeyecektin. Yani ben şundan bahsediyorum aslında. Büyük para yatırımı yaptığın oyuncu, potansiyelli, pasaportu iyi olan, uluslararası futbol arenasında bilinirliği olan, elden çıkarabileceğin bir oyuncuysa hani bu oyuncudan hiçbir şekilde kaybetmezsin diyorum. Genç oyuncu eğer tutmasa bile
Kulüp ne oldu? Bundan zarar etmedi. 1 milyon 2 milyon bir zarar etti Galatasaray'ından, maddesinden falan filan dolayı. Elden çıkardı, gönderdi. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Yani Van Persie gibi transferlerden ziyade bu tarz transferler yapılmalıdır diyorum aslında. Tabii ki orada 12 milyon 12 milyon kısmı tabii ki, hani eğer oyuncu hatta hakikaten ben şuraya çok kötü bir hatta durumda. Ben şuraya geleyim. Gustavo'nun futbolculuğuna falan kimse hiçbir şey diyemez yani. Müthiş futbolcu adam, müthiş bir karakter, müthiş bir lider. Ben vermem, ben hani düşünüyorum o para, hani nasıl, ben karar verici olsam ben elim gitmez o parayı vermeye. Yok, o tabii ki işin tartışılabilir boyutu o zaten. Abi yaş verdin, belli. İki kapıyı belli açık bıraktın pozisyon olarak. Ya o başka şekilde yapabilirdi ama şöyle düşündüğünü zannedersem bek bir şekilde kompanze ederiz. Tamam mı? Stoper alındı zaten, Rami alındı vesaire alındı. Oraya da bir şekilde kompanze ederiz diye düşünüldü muhtemelen. Hani çok yanlış mı yapıldı? Buna yanlış çok demem. Ben tercihimi söylüyorum kendi adıma. Solbek özelinden bahsediyor Oğuz sanırım da. Hani ben şunu söyleyeceğim bu arada. O açığı yaratan bence yine Gustavo'nun transferinden ziyade biraz daha arkasındaki Deniz Türüç, Tolgay transferlerinin maliyetlerinin yüksekliği. Hatta Deniz Türüç nispeten, ama özellikle Tolgay transferindeki maliyet bence o bütün açıkları yaratan şey oldu. Ben tarih odaklı gittim. Şimdi Luis Gustavo'nun transferini sen ne zaman yaptın? Ağustos ayının sonunda yaptın değil mi? Son günlerinden birisiydi. Yani insanlar tabii şey soruyordu hep bana. 2 yıldır. 10'dan geldi oraya rakam. Aynen, yani bak 2 yıldır insanlar bana şunu soruyor. Neden Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylemiyorsun? Hadi konuşalım biraz madem. Yani Ağustos ayının sonunda sen Luis Gustavo'yu o bedele getirdin değil mi? Yani bedelin nasıl geldiğinden ziyade bedelin oluşumuna bakıyoruz biz şimdi. Kaç para etti abi Luis Gustavo'yu? Sen kaça aldın? 6 milyon mu? 7 milyon euro mu? Kaça aldın Gustavo'yu? 6,5. 6,5. Şimdi sen Luis Gustavo'yu o parayı alana kadar, benim tezim şu en azından, ben farklı yapardım. Orta saha rotasyonunda zaten iyi ya da kötü bir genişlik vardı. Ozan Tufan'ın var, Jailson'un var. Bir tane daha alternatifte giderdin. Daha uygun bir meblağa. Stoper ve sol bekine daha güvenilir adam alırdın. Hatta kenar forvetine de bir tane ekleme yapabilirdin. Bütçe meselesi abi. Bir yerden sonra bakkal hesabı yapmak zorundasın çünkü. Ya burada şurası var. Nereye geleceğim şimdi? Hemen bana fanları kızacak. Ama benim umurumda değil yani orası, o kısmın. Ben hoca daha tecrübeli oyuncular istedi. Ersun Hoca. Hani yol şuydu. Bizim mutlaka şampiyon olmamız lazım. Bakın bu da bir tercihtir. Çünkü şampiyonluk demek 30 milyon euro yaklaşık ıvır zıvırıyla 40 milyon euroya kadar gidebilecek ekstra bir gelirdir. Şampiyonlar Ligi'dir, odur budur, lig ödeneğidir. Hani bu çok acayip başka bir nefes aldırabilir. Zaten Galatasaray hep kaç yıldır Şampiyonlar Ligi geliriyle kapatıyor. Aynen. Ve de seneye bu olmazsa çok büyük sıkıntıya girecek Galatasaray. Bunu da söyleyeyim burada. Hani Galatasaraylı arkadaşlar da varsa yani beklentilerini ona göre düzenlemeleri lazım. Şimdi hocanın tercihiydi biraz bu. Ama ben şuraya geleceğim. Oğuzhan demin dedi ki kırmızı kitabı olması lazım. Evet, olması lazım. Benim nazarımda hocanın o olması bu olması çok önemli değil. Bir kulübün sürdürebilir bir yapı, sürdürülebilir bir başarı yakalayabilmesi için belli bir kültüre sahip olması lazım. Belli bir düzene sahip olması lazım. Çünkü uzun vadeli ancak böyle plan yapılır ve de bunun arkası gelir sürekli. Peki öyle bir durum var mı? Yok. Bunu da kulüp oluşturmalı. Bu yüzden de transferi ben hocaya, yani kesinlikle benim kafamdaki kulüp yapısı böyledir. O antrenör işi teknik adamlıktır. Onu yapar. Tabii ki hocayla ilgili istekleri olacak, oyuncu ihtiyacı odur budur, bunlar konuşulacak. Mesela atıyorum forvet isteyecek. Ancak kulübün belli bir prensipleri, belli bir filtreleme sistemi olacak. Onun içinden gelenmiş hocanın karşısına diyecekler ki hocam 1, 2, 3, 4, 5 ya da 10 ya da 3 alternatifleri bunlar. Hangisi? Erdal abi bence hani çok pardon lafını kesiyorum. Hani daha somut konuşmak gerekirse bence böyle olmalı benim görüşüm. Fenerbahçe örneğin forvet alacak. Fenerbahçe'nin önce bütçesi kaç? 3, 4, 5 kaç? Okey, tamam, anlaştık. İşin realitesi, menajer önerileri geliyor. Scout önerileri var ve
nedir? Antrenörün beğendiği oyuncu varsa 1, 2, 3 kaç tane ise bu adaylar listelenecek. Sonra bu böyle koordineli bir şekilde elden geçirilecek. Bu oyuncuların birkaç tanesiyle görüşme yapılacak ve herkesin üzerinde anlaştığı isim transfer edilecek. Bu iş böyle olmalı. Maliyet de çok önemli. Maliyet de çok önemli. İmkanlar da çok dediğimiz, önemli. Çok özür dilerim, lafını kestim. Zaten genelde şu an böyle oluyor. Çünkü hani demin konuştuğumuz şey vardı ya, hani Gustavo'yu aldığı için Fener 6 milyona ne oldu? Sol bek ve stoper kalitesi ve dediği gibi kanat forvette rotasyonda eksiklik oldu. Burada aslında hani harcadığın para, o oyuncuya verdiğin paradan ziyade kulübün diğer taraflara ne kadar para aktarabileceğini de belli eden. Ya, tabii çok şey etkiliyor bu. Ama benim işte yine aynı şeyi söyleyeceğim. Belli bir yapıya girdiği zaman bir elindeki oyunculardan verim alma olasılığın da yükselecek. Tabii ki. Çünkü niye? Bir şekle göre. Biz neyiz? Biz buyuz. Buna göre adam alıyoruz. Çünkü buna geçmek istemek aslında hani başlamak en büyük sorun. En son bunu Trabzonspor yaptı şu an. Bunu şu an Trabzonspor yapıyor. Çok mu doğru şekilde oyun oynuyorlar? Hayır. Çok dağınık oynuyorlar bence. Ama bu ligde giden oyuncu, üstüne devam eden, zorlayan takım her daim başarılı oluyor. Önde baskıyı iyi yapan. Çünkü arkası çok dağılıyor. Mesela Fenerbahçe iki tane Trabzon maçında Trabzon'u yani oyun olarak stese etti. Oyun olarak. Ama skorlar öyle olmadı. Bence bu biraz şanssız. Bu böyle gitti. Ama şunu demek istiyorum. Belli bir çok iyi bir takım değil. Bak takım başka bir şey. Ama çok etkili bir takım Trabzonspor. Ve de bu Türkiye'de iş yapıyor. Ama dışarıda çok zorlar arada. Ama bir şeye geçmek belli bir sürede, kısa bir sürede de hani bir şeye bürünebilir. Aslında bunda kararlı olmak, yapmak lazım. Bu kadar basit yani. Üstüne gidiyorsan bu olacaktır yani. Olmama şansı yok. Fenerbahçe bunu 2003-2004'te yaptı. Yani kimse beklemiyordu. Senin demek istediğin şey aslında şunun gibi bir şey yani Erdal abi. En doğru yapılanmayı potansiyel olarak şu an sahip olan takım bana göre de Trabzonspor. Yani hangi takımın başına geçmek istersin? Hangi takımın örneğin sportif direktörü olmak istersin deseler herhalde Trabzonspor dersin. Çünkü eğip bükmesi kolay. Elinde önemli parçalar var. Transfer açısından da bakarsan ne denir? Para edecek topçular var. Şu var bu var. Yani şu an en aslında potansiyelli, tabii doğru mu yönetilir, nasıl olur, devamı nereye gider bilmiyorum. Tabii ki işin içinde gelecekteki bütçeler, taraftar desteği şudur budur, her şey önemli ama kağıt üzerinde her şey özdeş olursa Trabzonspor şu an en potansiyelli takım olarak gözüküyor yani. Yani. Abi sırf Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'dan getireceğin paranın adli hesabı yok. Buradan pay biç. Tabii. Şimdi neden? Öz kaynak. Şimdi siz ne diyordunuz? Hani alıp da parlatmak lazım değil mi? Satmak lazım. Zaten Allah'ın emri bu yani. Başka bunun şeyi yok. İlla tabii ki yetiştireceğim. Bunun dışında doğru bakıp, doğru scout edip, ne aradığını bilip öncelikle oyuncu satman gerekiyor. Bunun için olmazsa olmazı belli bir oyun stili oluşturman gerekiyor. Çünkü düzenin içerisinde genç oyuncuyu geliştirirsin ve de yükseltirsin. Şimdi biz yakın dönemde mesela bakın, Elif transferi var. Herkes bana o konuyla ilgili bir şey diyor. Güzel bir işti. Fakat ben bir oyuncunun daha transferinde çok rol oynadım. Mesela Oğuzhan o sırada Bursaspor'daydı. Daha yeni başlamıştı hatta. Gerçi daha başlamamıştı hatta değil mi? Resmi olarak. Yani gayri resmi başlamıştım. Resmi olarak ya, daha konuşuyordum. Resmi olarak değil. Değil. Şimdi yani Atanasov'dan bahsediyorum. Yani bilen bu işi de bilen hatta bu işi de bilen ve de Yani'yi de görmüş, gören her kişinin bu çocuğun çok acayip bir potansiyeli olduğunu biliyordu. Çünkü o yüzden ki Franco Baresi dediğimiz adam da ayağına kadar bunun gitti. Bak bunu bilmiyor fazla kişi. Franco Baresi bu çocuğun ayağına kadar gitti. Ben de fotoğrafları falan filan her şeyi sabit duruyor. Bu çocuk hazır elinde kontratı vardı. Bu çocuk bir sene boyunca Inter Akademisi'nde oynadı. Inter'de. Ve de çocuğun elinde 18 yaşında, çünkü onlar da Avrupa Birliği dışı olduğu için 18'den önce transfer edemiyorlar. Pro olarak. Bu çocuğun elinde Inter'le hazır kontratı vardı. Inter. 18 yaşında aktif oluyor. Eğer isterse oyuncu. Böyle bir opsiyon var. Elinde kulüp değil. Kulüp hazır zaten. Kulüp vermiş buna. Kontratı var. Eğer yani isteseydi aktif oluyordu. Inter'in oyuncusu olabilirdi. 3.
Gent biz transferi için Üsküp'te otururken otelde Gent'in sportif direktörü oturuyordu. Biz bu çocuk niye buraya getirdik? Şimdi ben bir abi herkes diyor ki ya diyor niye Gent'e gitseydi çocuğu düşünseydi. Ya tamam biz niye yapmayacağız abi biz? Biz de yapmalıyız artık. Biz de yetiştirmeliyiz abi. Biz bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Ben de buna inanan bir adamım. Türkiye'den iki tane daha önemli takım da istedi Yani'yi. Hatta transfer görüşmelerine kontrat gönderildi başka bir kulüpten. Bursa Spor için çocuk Bursa Spor'da görüşüyor. Son detayları görüşürken ona teklif edilen paranın iki katını, bakın net söylüyorum, iki katını kontrat gönderildi çocuğa. Hem de kulübün başkanı imzalı. Dediler ki bırak orayı, gel buraya. Kafa takımlardan biriydi şey. Hatta. Ne? Ya kontratı gördük. Babasına ulaştırdılar kontratı. Babasında. Bu evrakların hepsi bende mevcut. Aldığı Bursa Spor'la anlaştığı paranın iki katı. Kontrat. Ama biz ne düşündük? Hani burada daha çok oynama şansı var. Daha iyi. Bursa Spor zaten mazisi belli. Yetiştirici bir kulüp. Ne oldu? Buradan çocuğun içinde daha iyi olur. Daha dolu dolu oynar. Çünkü çok istendi yani. Hani sayın o zaman Mustafa kardeşim. Mustafa Er, sportif direktördü. Yani çok çok uğraştı kendisi. Çok çok ısrar etti. Ama çok dar bir zamana geldi. Çünkü biz artık ya alacaktık çocuğu ya da kaçacaktı. Hatta Mayıs ayıydı. Mayıs'ın sonuydu yani transfer ettiğimiz. Mayıs bitmemişti daha. Çünkü ama ortada daha hoca yok. İşte Samet Hoca geldi. Samet Hoca geldi. Bu çok büyük plansızlık yani. Bak şimdi. Ama plansızlık olabilir. Kulüp karar verecek. Benim yine aynı yere geliyorum ben. Bu çocuk yetenekli, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Bundan gelir yaratabiliriz. Ve de sistemin üzerine her türlü şeyde, bu arada yani her türlü şeye adapte olabilecek bir oyuncu. Yani inanılmaz. Ona katılıyorum. İnanılmaz bir çocuk. Yani karakter olarak da inanılmaz bir çocuk. Oyuncu nitelikleri olarak da. Misal basit söyleyeyim. Bugünün futbolunda çok önemli. Bugün artık oyun, futbol rakibi açabilme oyunudur. Herkes oyunu daraltır. Değil mi? Sıkı oynuyor. Oyunu peki nasıl açarız rakibi? Rakibi hani seyretmemiz gerekiyor sahada. Çok yakın tutmamamız gerekiyor. Oyunu açmak aslında budur. Boşlukları yaratabilmek için. Doğru mu genç beyler? Doğru. Bunu nasıl yaratabiliriz? Ya çok hızlı oynayacağız. Pat küt. Onda Barcelona olman lazım. Onu bizdeki bir şey değil. Onu geçelim. Yer zeminlerinde de mümkün değil. Ya da ikinci bir opsiyon çok yetenekli birkaç oyuncun olacak. 3-4 tane dribling yapan, eksiltir, atletik bunlar delecek. Ya da topun hızı çok hızlı olacak. Topun hızı nasıl biliyor musunuz? En hızlı olacak. Oyunun yönünü değiştirebilen, hızlı değiştirebilen oyunculara ihtiyacınız var. Yani dediğin çocuk oturduğu yerden 60'a 70'e adamın ağzına mermi gibi top atıyor. Mustafa Er bana ne dedi biliyor musunuz? Erdal dedi ben dedi en çok dedi hani beni hayran eden özelliği bu dedi. Oyunu dedi müthiş değiştiriyor. Çünkü yani alır tak diye 60'a hem de müthiş de yani hani o topu bir de bombele atmak var falan filan öyle değil. Böyle şey güdümlü atar topu. Bunun dışında 11-11.5'tan aşağı koşmaz. 11.5'tan aşağı koşuyorsa bir problem var demektir. Ben 13.5 koştuğunu gördüm. Hazırlık kampındaki maçta. Kampın 7. günündeki hazırlık maçında 13.600 koştu bu çocuk. Müthiş bir oyun görüşü. Değerlendirirken verileri aklımız çıkmıştı bizim. Ya bana Mustafa böyle yaptı transferi en son. Üsküp'teyiz. Bir şeylere mutabık kaldık. Ertesi gün döneceğiz çocuk ve babasıyla beraber Bursa'ya geleceğiz. Son detayları konuşmak için Ali Bey ile başkanla o zaman. Mustafa bana böyle yaptı. Elinden çıkarttı gelmiş. Erdal dedi ben dedi yani ben bu rakamlar doğru mu ya dedi. Benim aklımı yiyor. Niye? Yani'nin son 11 maçtaki 12.900 ortalama nedir abi ya? 12.900 ligde adamın mesafesi sahada. Pas ortalaması %91. 10 numara oynuyordu bu çocuk. Öyle arkada salakta stoper falan ön libero değil. 10 numara oynuyordu bu çocuk. 10 numaraydı. Ve de bu demektir. Bu veriler ne demektir? Bu çocuk özel bir potansiyel taşıyor. Ki bu çocuklar Jadon Sancho'ların falan oynadığı, Phil Foden'ların falan oynadığı
İngiltere'yi parça pinçik ettiler Üsküp'te. Dünya şampiyonu geldi o takım. Yani Nuno Barışatay'la gol attığı maç değil mi? Yani Nuno Barışatay'la gol attığı maç. Diğer golü de Goleski atmıştı galiba. Elif de oynadı o gün orada. Çünkü indirmişlerdi aşağı. Adamın peşine herkes varken bizim çocuğu Bursa Spor'a getirdi. Çok büyük başarıdır bu. Tabii ki çok büyük başarı yani. Şimdi... Çok büyük başarıdır. Beyler, bu çocuğu oraya ikna etmek çok önemli bir iştir. Evet. Ama o yüzden ki kulübün sportif direktörü benle geldi oraya. Kulübün genel sekreteri benle geldi oraya. Ve de bir yönetici daha geldi. Üç kişi. Hepsi karar verir. Yetkin kişi. Ha, gelen diğer yönetici, o da Makedon asıllı. Dil de biliyor biraz. Biraz ortamı güzel sağlayayım. İsmail abiye buradan çok selam, dinliyorsa artık neredense. Çok güzel bir adamdı. Bir gittik çocuğu öyle böyle yani bir ikna ettik ama yani ben ikna edeceğimizi zannetmiyordum. Biraz da benim de etkim var tabii bundan. Babası bana çok güveniyordu. Maalesef şu an geldiğimiz noktada ben var ya nasıl utanıyorum biliyor musun? Ve de yani yaşadıklarımız yani inanılır gibi değil. Hoca geliyor, Samet Hoca. Ya bak şimdi ben buna bir şey demiyorum. Bu bir tarzdır vesairedir. Kabul etsen de etmesen de herkesin bir tarzı vardır. Doğru mu Beyler? Doğru. Samet Hoca bu ülkede genç oyunculara neredeyse en çok şans veren antrenörlerden biri. Gelmiş geçmiş. Birçok oyuncunun da gençlikte çıkışlarında etkisi de vardır. Ama gelir gelmez laf şu. Ben genç oyuncuyu Türk oynatırdım. Yabancıları daha tecrübeli istiyor. Hocam daha çocuğu görmedim. İlk gün takım idmanından önce bunu basın toplantısında söyledi. Ben eyvah dedim yani. Ve de bu çocuk neredeyse hiç şans bulmadı geçen sene. Geçtiğimiz sezon. Peki bu sezon ne oldu? Geldi. 10 numara çocuk oldu ön libero. 6 numara. Yalçın Hoca sever öyle oyuncuyu. Deep lying oynatmayı. Bu çocuk oynadığı oyunu geçtik. Bu çocuk ligin en çok top çalan oyuncusuydu. 4 başta. 10 numaranın evrim. Bu çocuğun nasıl versatil ve de hani gelişime açık bir oyuncu olduğunu göstermeye çalışıyorum ben. Hani anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir çocuk. Peki biz bu çocuğu oynadı mı abi? Daha sonra işte transferler geldi. Oraya bir ya oraya en çok transfer o noktaya oldu. Selçuk Şahin, Aykut, o bu falan filan. Burak Altıparmak. Yani... Tabii canım yani üst süre. Şimdi ama yine Yalçın Hoca varken hani şimdi bir de şöyle oldu. Kulüp diyor ki bunun aldığı para bu lige göre fazla. Eyvallah ne yapalım? Daha sonra diyor ki kulüp politikası bu çocuğu oynatmayalım. Neden? Ya neden? İşte anla ya bu senin ya sen ya basit olaya bakalım. İnsanı ortadan o insani yönünü bırakalım. Ya bu senin malın, değerli bir mal. Sen bunu niye kötülüyorsun abi? Niye sen kenara atıyorsun? Zaten durumun belli. Niye sen kenara atıyorsun bu kadar yani? Ya oynat ve de bu çocuğu hala da satabilirlerdi devre arasına kadar. Daha sert ben bir cümle gideceğim. Kurmama izin var mı? Sen ne istiyorsan söyleyebilirsin. Zeki Çelik'e vakti zamanında bu herif, bu oyuncu BTT'de bile oynayamaz diyen zihniyetle, bu zihniyet aynı zihniyet diyorum. Sözü size bırakıyorum tekrardan. Çünkü yani bu kadar abi ya yok böyle bir şey ya. Hani bu tabii ki yok böyle bir şey. En genç oyuncularından bir tanesi değil mi? Ali Artman'ı Burak Kapacak'a bir kenara koy ki Kapacak'la aynı yaş. Akran zaten. Evet. En genç oyuncularından bir tanesi. Bu adamın peşinde öyle ya da böyle. Hani sen Gent dedin mesela, Milan dedin. Ben ekleme yapayım Liverpool. Liverpool scoutuyla karşı karşıya geldiğimde ben vakti zamanında Finlandiya'da bir turnuva için. Adamın ağzı açık kalmıştı mesela. Siz bu çocuğu nasıl aldınız diye. Ki ya çünkü yani... niye? Adam İngilizleri seyretmeye gelmiş o 19 elit turuna. Makedonya bunları parçaladı. Sahne yıldızı da yanıydı. Rogaşeta'yla gol falan attı yani. Golü geçtim ya. İnanılmaz top oynamıştı. Hatta sakatladılar çocuğu. 70'te sakatlandı çıktı. Çocuk bir ay oynamadı daha sonra. Adam ayağına çok kötü bir darbe aldı yani. Başladılar tekme tokat vurmaya çocuğa çünkü tutamıyorlar. Şimdi bir arkadaş da bir yorum yapmış. Niye bu kadar az süre aldı sen? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Oynatmıyorsun. Bu çocuk hangi maçtı? İç sahada. 60'ta girdi. Daha yeni. Bir ay yok. Bir ay önce. Girdikten sonra bütün oyunu değiştirmedi mi? Girdikten sonra bütün oyunu değiştirmedi mi? Hani çocuk değiştirmedi mi bütün oyunu? Değiştirdi, asist yaptı. Bir tane daha verdi, Tayfur vurdu, olmadı. Kupadaki Erzurum maçı içeride. Orada inanılmaz top oynadı zaten. Peki ondan sonraki niye
Bir sürü, iki tane sakat, iki tane cezalı vardı. Orta sahada hepsi. Çocuk o kadar iyi oynamış, oyunu değiştirmiş. Mağlupken girmiş, neredeyse galip geliyordu yani. Bir tane Tayfur'un ağzına kestiği bir tane top var sol taraftan. Tayfur çok yakından kalecinin üstüne vurdu, hatırlıyorsunuz belki. Olmadı. Hı-hı. Peki sonraki hafta ne oldu? 90 artı 1'de girdi oyuna süre kazansın diye takım. Sonraki hafta 22'de yok. Ama bir şey söyleyeyim. Yani ne kadar karakterli bir çocukmuş. Hiç bozmadı kendini. Ve inanılmaz hala çalışmaya devam. Ben olsam var ya Allah'ım, ben neler yapardım ben tahmin edemiyorum ya. Ve de bu çocuk nasıl biliyor musunuz? Hala tutuşuyor. Ben bu işi bıraktım. Bayağı oldu. Ama bu şimdi çok abi kardeş gibi olduk. Arada konuşuyoruz. Üzgün çocuk. Ama hala çocuk diyor ki ah diyor bir fırsat istiyorum diyor. Bir tane 90 oynayayım diyor. Ben diyor göstereceğim diyor. Hala bu kafada çocuk. Ve de çok istekli. Ve de biz kime ondan sonra gelelim size. Biz böyle bir yani. Çocuğu buluyorsun. Bakın bu örnek bir tane. Bu başka değil. Yani bundan sonra ne olur? Yani her türlü yolunu bulur. Bir yere girer. Ama yani iki sene vakit kaybetti. Adam gitseydi belki çok başka bir yer olacaktı şu an. Bunun gibi başka örnekler de var. Gelen hocanın umurunda değil genç menç. Çünkü bu kulüp politikası olarak önlerine konulmadığı sürece olmaz. Ya sen adama az önce bir yorum gelmiş. Biz 1,5 sene sözleşmeyle diken üstünde bırakılan hocayla yapı kuramazsın diye. Aslında çok doğru bir tespit. Ama buradan biz ta dernekler yasasına kadar gideriz. Bir sarmal içerisine gireriz ondan sonra. Hani o anlatılan şey çok basit bir şey esasında. Senin kulübünün en başta da konuştuğumuz şey Erdal abi, sen daha yayına gelmemiştin o sırada. En başta konuştuğumuz şey, bir kulübün kırmızı kitapçığı olmak zorunda. Hele hele Türkiye'de. Aynen öyle. Aynen. Ne oynamak istiyorsun? Ne hedefliyorsun? Amacın ne? Neyi planlıyorsun? Bütçen nedir? Planlaman nedir? Planlanan bütçe. Bunların hepsini konuşacaksın. Ve bu artık bir kulüp kimliği olacak sende. 2 sene, 3 sene, 5 senelik problem değil. Düzen oyuncuyu yener. Karşında Messi de olsa daha düzgün, daha düzeyli bir takım oldu mu 2 maçta kazanabilir. Ama 20 maçta diğer takım kazanır. Biz bunu anlatamıyoruz. Sistem oyuncuyu ortaya çıkartır. Onu yüceltir. Buna erdirir. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de bir de şey var. İnsanların sabrı yok deniyor. Ama bunun arkasına da sığınıp herkes kafasına göre iş yapıyor. Yani Türkiye'de insanların sabrı yok falan filan deniyor da Trabzon bir kabuk değişimine girdi ve böyle bir anda olmadı bu iş. Yavaş yavaş oldu. Bir sezonu bayağı pasif geçirdiler aslında. Geride kalan sezonu çok başarılı geçirmedi Trabzonspor. Ama Furkan umut veriyordu. Umut veriyordu. Evet, ondan bahsediyorum. Ondan bahsediyorum. Ama umudu, doğru yaparsan işini umudu verirsin zaten. İnsanlar da herkes de bunu görür. O zaman destek de bulur. Ondan bahsediyorum. Ya benim mesela bunu yapacak hani, irade lazım. Kararlılık lazım. Benim ağrıma giden bir olay daha oldu mesela. Şöyle çok alakasız. Beşiktaş demik konularla da biraz birleştireceğim. Hani Abdullah Avcı'yı getirdi takımın başına. Ne dedik? Hangi an bir takımın bir kulüp politikası olması lazım dedik. Şenol Güneş'in ve öncesinde de hatta o Samet Aybaba döneminden de başlayan Beşiktaş'ın daha böyle tırnak içerisinde işte keyif veren, hücum futbolu oynamaya çalışan, maç boyu tempolu oynamaya gayret eden, daha biraz daha riskli, o daha önce anlattığım Trabzonspor oyununa benzeyen ama özellikle taraftarını mutlu eden ve bu şekilde başarılı da olan bir takım yapısı vardı. Şenol Güneş'in ayrılığı işte yönetimsel, milli takım şudur budur ayrılığı oldu. Ne yaptı? Abdullah Avcı geldi. Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in oyun prensiplerinin bayağı farklı olduğunu düşünüyorum. Çok çok farklı antrenörler. İkisi de çok beğendiğim antrenörler. Çok farklı iki antrenör. Sen bu adamı getirdin. Zaten maddi açıdan müthiş durumda değilsin. Çok fazla takıma hamle yapabildi mi? İstediği şekilde. Bence yapamadı. Hatta net bir şekilde yapamadı. Sen buna o zaman o sabrı ver. Yani sen ona süre tanıdın mı? Hayır. 3-4 ay sonra gönderdin adamı. Bu muydu yani planlama? Ama şu var bir de. Ya Abdullah Avcı çok mu? Hani bence test edilmedi ki yani. Abdullah Avcı Başakşehir'i aldığı noktadan getirdiği noktanın ne kadar uzun süren bir süreç olduğuna bakacak olursak. Yani sen Abdullah Avcı'yı 6 ayla mı değerlendiriyorsun bütün performansı? Ama Furkan'cığım sıkıntı şurada. Şenol Hoca'nın oyun tarzı, karakteri belli bir adam. Ofansif, akıcı oyunu.
sürekli giden bir takım ister. Doğru mu? Ama Apo Hoca öyle bir antrenör değil. Buna alışmış adama sen bunu vermeye çalışırsan olmaz ki. O taraftar yok, beğenmez demek, bunu. Ha, demek istediğim şey şu. Sen ya o zaman o adamı hiç getirmeyeceksin. Diyeceksin ki bu aynen olmaz. Öyle. Bu olmaz diyeceksin. Şu adam olur diyeceksin. Örnek veriyorum, Ersun Yanal beni mutlu eder diyeceksin. Ya da bu adamı getiriyorsun, arkasında duracaksın. Diyeceksin ki biz bir kabuk değişimi yaşıyoruz. İşte Türkiye'nin tarihinin en iyi antrenörlerinden biri nedir? Şenol Güneş'le biz çok başarılı bir dönem geçirdik ama böyle bir kulüp yapılanmasına gitmeyi düşünüyoruz. Bu yüzden de sabır istiyoruz taraftarlarımızdan. Şudur budur, belli bir süreç olacak diyeceksin. Zamanla kadro yapılanmanı da ona göre değiştireceksin. Oyuncuların şuyunu buyunu. Taraftarın da o zaman ona adapte olacak senin. Sen Türkiye'nin en potansiyelli antrenörlerinden birini getirdin ama 4-5 ayda gönderdin. Ya ben güzel antrenördür. Apo Hoca, evet, zaman verilirse belli bir zamandan sonra mutlaka bir şey ortaya çıkartır. Ama kısa dönemde çok büyük etki yaratan ama bir de şurada tabii ki mali durumlar da var. Hani çok mu memnun olarak aldığı oyuncuları? Ha dersin ki bak şuraya geliyor iş. Fenerbahçe'de de aldı verim alamadı diyoruz değil mi şimdi Miha Zayt, Frey? Bunlardan zarar etmezsin. Ben size söyleyeyim. Mümkün değil. Zarar etmezsin yani. Ama bu onları doğru transfer yapıyor mu? Şu anki görüntü itibariyle hayır. Bence tabii ki Zayt çok daha fazla kullanılmalı. O başka, o zaman çok daha başka konuşabilirdik. Beşiktaş'ta mesela şey var. Tamam mali şey var. Ya bir yerde Boyd. Ya Boyd dediğin adam ne, nasıl bir adam? Kuvvetli, diri. Ya alan lazım o adama. Beşiktaş'ta alanı bulamazsın. Ankara Gücü değil burası. Zaten Enkudu gibi bir adamı kiralıyorsun. Peki niye zaten kısıtlı bir imkanda Boyd'a o parayı veriyorsun? Buraya geliyor Diaby'yi işte de, yani. Diaby'yi de kiraladın bir de üstüne. Yani bu, buraya geliyor bu işler. Hani doğru şekilde tam bir planlamanın, çünkü günübirlik o da, çünkü niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Günübirlik olduğu için bunlar kararlar. Sen Apo Hoca getiriyorsan ona göre bir formül düzenlemen lazım. Ama öbür taraftan hocam bunu alalım, bunu alalım. Peki sağ bek alındı değil mi? Bu Brezilyalı oyuncu aldı Beşiktaş. Douglas. Apo Hoca onu istemiyordu. Başka bir sağ bek istiyordu. Ama kulüp dedi ki biz bunu alalım. Belli bir noktadan sonra hocalar da şey yapamıyor. Şimdi benim şu dediğimle çelişiyor olabilir. Kulüp böyle. Peki bunun başındaki futbol aklı kim? Yok. Eğer bu futbol aklını koyduktan sonra benim görüşüm kulüp yapacak. Belli bir düzen, ona göre hocayı getireceksin. Ama sen bir düzeni seçmeden hocaya getirip hocanın eline bir işi bırakıyorsan o zaman bari öyle yap. O da olmuyor. Yani nereden baksan elinde kalıyor. Ondan sonra gelmeyecek tabii abi. Sen o zaman Apo Hoca diyorsan aldım ben. Başkan gitti bıraktı zaten. Ya dediğiniz noktaya geliyor abi. Kulüp kitabı olayına doğru gidiyor iş. Yani Fenerbahçe'yi dışarıda bırakırsak çok, yani 20 yıl falan Aziz Yıldırım görevdeydi. Onun haricinde bütün kulüpler belki de çift tane başkan tarafından yönetildi. Çift tane sayıda. Ve isimleri de hatırlarsak özellikle yakın geçmişi, hepsi bambaşka insanlar, bambaşka fikirler, bambaşka kulüp politikaları uygulandı takımlarda. Bunun evet. Sebebi sadece bu insanlar mı onu da bilmiyorum. Dediğimiz gibi Türkiye'de sürekli olarak kurallar değişiyor. Neredeydik, nereye geldik, tekrar geriye mi döneceğiz konuşuldu. Kulüpler ya yabancı sayısını düşürelim diyorsunuz. Hani eyvallah, bir planlamanız var mı? Bir anlatın. U21 ligi kapatıldı. Bir planlamanız var mı? Anlatın. Neden? Kaç tane çocuk takım bulamadı, ortada kaldı. Ya evet, kapatıyoruz. Neden? Tamam, bence de 21 yaşındaki oyuncu asla genç oyuncu değil. U21 diye bir şey olmamalı. Ama o zaman abi bir alternatifi, bir akademi ligi kuramadık mı onun karşılığında biz? Yabancı oyuncuyu da oynatalım, sakatlanan oyuncuyu da orada hazır edelim, kaydedemediğimiz oyuncuyu da orada hazır tutalım bir devre. Örnek veriyorum, alternatiftir. Hani nedir planlamamız? Ki işin saçma boyutu da şu, 8 tane U21 oyuncusu da U19 liginde oynayabiliyor bir yanda. Takımlara bakıyorsun aslında yarısı aynı adamlar. Neden, nedir? Hani bunun altında yatan planlama ne? Bak Furkan, sana bir ekleme yapayım şimdi burada. Hatta bir de konuyu açık getireyim. Federasyonun masasında 4 yıldır bir plan var. Nedir bu plan? B takımların, yani Fenerbahçe B, Galatasaray B, Beşiktaş B. İsteyen. İsteyen
takımların profesyonel liglere entegrasyonu. Bu plan neden yürürlüğe girmedi? Bu sorunun cevabıyla başlayabiliriz bunu sormaya. Çünkü bu plan sana şunu getirecekti bir kere. Oyuncuların düzenli olarak profesyonel ortamda, Erdal abinin konunun en başında dediği gibi, 3. lig gibi sert bir lig, 2. lig gibi sert bir lig, zeminlerin balçık olduğu, oyuncuların çok temaslı oynadığı ve her şeyden önce her rakibin bir hedefi olduğu bir ortamda oyuncunun profesyonelliğe alışma sürecinden bahsediyorum. Bir örnek daha vereyim mi? Hı. Gelsin abi. Biran Vatansever. Mesela? Galatasaray'da. Biliyorsunuz bu çocuk, hatta bizim Biran da, çok severim Biran'ı ben kardeşim. Biraz böyle Biran'da böyle bir kibir oluşmuştu. Bunu da hani daha 15 yaşında Galatasaray'da A takıma çıkıyor falan filan idmanlara vesaire de biraz onlara da aslında dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle bir şey oldu. Biz ne yapalım dedik bu çocuğa. Ya biraz sıkıyı da görsün, şeyi de görsün. Biraz tekme de yesin. Ancak çünkü böyle bir gelişime ihtiyaç var. Karakter gelişimine de ihtiyaç var. Biz bu çocuğu gittik Bergama'ya verdik. O zaman ben Batur abiyle oturduk, konuştuk. Ne yapalım? Abi dedim, ben de hatta dedim. Abi dedim, bak buraya verelim. Bir derin dayak yesin. Ama dedim onun gelişimine çok katkıda bulunacak dedim. Böyle bir an bir sene Bergama'da oynadı. Ya gittik kulübe imza attık. Ben çıktım. Yanındaydım ben. Kulüp çocuk imza attı. Ben dönüyorum size. İzmir Bergama arası. Bilen bilir. 90 kilometre. 85-90 kilometre. Bastım dönüyorum. Daha ben 15 kilometre gittim. Hatta bilen de şunu bilir. Çandarlı Sapağı'na geldim daha. 15 kilometre yok. Telefon. Abi ben burada yapamam. Gel al beni. Bir an. Oğlum ne diyorsun sen? Abi yok ben burada yapamam falan bilmem ne dedim, yok öyle bir şey dedim, sen geldin oynayacaksın burada falan. Tabii çocuk nereden abi, Florya'da A takımı sürekli idmana çıkan milli takım kaptanı olan bir çocuk gelmiş oraya, bir gördü eyvah dedi, yani ne yapacağız. Ama ne bu, kıymet öğrendi, değer bildi ve de müthiş sezon geçirdi orada. Müthiş sezon geçirdi, ondan sonraki sene ne oldu? Bu sefer Bandırma'ya kiralık gitti. Hayır, Bandırma'ya şöyle gitti. Bonservisiyle gitti ama bir anlaşma vardı. Anlaşmaya göre Galatasaray satılan satış bedelinin yarısını alacak ya da istediği zaman belli bir miktar parayı verip geri alacak. Çünkü burada da oyuncu kulübüne de aidiyet bir ödül verelim ki onlar da üstüne gitsinler diye. Bunları biliyorsunuz, aynen, dünyada çoğu kulüp, aynen, yapıyor. Çünkü ne olacak abi, 300-400 bin lira Galatasaray'ın A takım seviyesine getirmiş bir oyuncu için ne olacak abi? Keşke ben vereyim de hepsini olsun, keşke o seviyeye getirsinler. Çerez parası, ödenen paraları düşünün. Tabii. Bir an orada da Bergama'da bir sene iyi oyunun üstüne, bir de orada harika bir sezon. Abi herkes istiyor çocuğu. Ligden 7-8 tane takım istiyor. Avrupa'dan isteyen var. Çünkü milli takımda da oynuyor. Bununla birleşti. Galatasaray bunu gördü, ne yaptı biliyor musun abi? Galatasaray dedi, yok dedi, biz de onu geri alacağız dediler. Çünkü öyle bir opsiyonu var. Galatasaray geri aldı. Bir an. Tarih 30 Ağustos. 31'inde transfer dönemi son bitiyor. 30 Ağustos akşam 5 idmanına çocuk gidiyor. İdmana sahaya çıkacak. Orada çağırırlar, gel bakalım. Sen bir kiraya git. Ya nereye gidecek? Ya nereye gidecek? Ya bıraksaydınız, niye aldınız geriye? Çocuk gitseydi bari, oynasaydı ligde. Takımlar kadrolarını yapmış. Herkes planlamasını bitirmiş. Ne bir şey kaldı. Ne bir şey kaldı. Çocuk gitti oraya. Güç bela, bir günde takım bulacaksın. Hayır, Galatasaray geri aldıktan sonra bu çocuğu mesela Altay çok istedi. Afyon vardı o zaman, çok istedi. Onların işte birincilik takımları bunlar. Bir tane daha takım vardı, çok istedi. Bari onlara verseydiniz en başında, oraya kiralı gitseydi. Çünkü o takımlara diyorsun abi biz adam aldık diyor. Adam seni mi bekleyecek? Ne oldu? İnegöspor. Takım berbat. Tesis imkanları berbat, para yok, pul yok, zaten takım dağıldı. Yarın dönemde haydi bir daha, o bu. Çocuk hala debeleniyor Bandırma'da şu an. İşte bak düşün abi, şimdi bu çocuğu mesela bir an vatansever olur. Ondan sonra şu an Galatasaray'ın kontrat sıkıntısı yaşadı. Kaç tane var abi? Mustafa Kapı'yı düşün. Yani bir dünya örneği var bunun. Bunları hani vereceksin, bu olacaklar. Aldıktan sonra bunları kendi içine bunlarla ilgili plan yapacaksın ama. Diyeceksin ki evet. Benim... Bir anım var. Biz bunu verdik, iyi oynuyor. Seneye ben bununla ilgili tasarrufa gideyim. Eğer bunu yapamıyorsan da bırak yolunu alsın. Çünkü senin hakkın vardı orada transferde. Alma o hakkını. Bir sonraki gittiğinde oraya eklet. Mesela bak şimdi. Mesela Sivasspor çok istemişti. Bak Sivasspor, isimle söylüyorum. Sivasspor çok istemişti.
Sivas'a giderken sen hani 200-300 alma Bandırma'dan payında. De ki Bandırma'ya, sen oraya şart koşacaksın. Sivas'tan ben istiyorum. Belki Sivas gidecekti, satacaktı abi ciddi paraya. Hem malını kötüledim, hem gelirini yaptım, üstüne gittim bir de zarar ettim. En başında çocuğu duman ettim. Hayır yani. Ve de bunun gibi o kadar çok örnek var ki. Bir sene bir an vatanseveri daha uygun bir ortamda oynatıp belki Taylan Antalya'yı almanı gerek kalmayacaktı. Gibi gibi. Yani oradan nereye, domino etkisi gibi düşün. Sen bir anı oynatırdın. Mustafa Kapı'yı oynatırdı. Şimdi Mustafa Kapı plansızlık gördü diye kaçmazdı. Ondan sonra daha bir sürü örneği var. Bu Galatasaray üzerinde sadece. Fenerbahçe'ye de girebiliriz. Zabri Cebrail Akbulut'u kiralamazdın mesela. Hani bir dünya örneği var. Sen bu oyuncuları B takımında, kendi B takımında ya, doğru yetiştirici hoca seçerek, doğru hoca seçerek, doğru kadro kurgulanmasıyla sen bunları profesyonel ortamda oynatır. Bu tip rakiplere karşı işte gidiyordu Erzincan deplasmanı. Gidiyorsun Erzurum deplasmanı daha yukarı değinirsen ya da Velimeş'e deplasmanı. Gidiyorsun burada sertliği görüyorsun. O oyuncu orada olur. Bu plan 4 yıldır TFF'nin masasında. Ne yaptılar bu planı? Ben çok merak ediyorum. Sportif direktörler toplandı birkaç defa. Bununla ilgili konuşuldu. Toplantılar yapıldı Riva'da. Ne oldu falan abi? Hiçbir şey yapılmadı. No? Ya Oğuzhan şunu anlamıyor millet. Bir basit tabir, dönme dolabı yaratmak zorundayız. Bu işin başka çıkar yolu yok. Belli bir gelir şeylerinin yakalamak zorundayız. Bu bir daha iki. Bunun daha hani ötesi yok. Bu kulüplerin mali yapıları, Ali Bey çok güzel söylüyor Sayın Ali Koç. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Bu böyle olmaz. Bunun olma şansı yok. Ya illaki 10 milyona mı satacaksın oyuncu? Ya bu marka kulüplerin, bu özellikle büyük kulüpler çok önemli ya. Orada oynayan genç oyuncunun değeri çok fazla oluyor. Ya bunları niye anlamıyorlar? Arada atacaksın iki tane. Ben demiyorum bir takım genç olsun. Zaten hedef oyuncu iki tane üç tane olur. Satış odaklı. Bunları koyacaksın. Ya her sene ikiye sat, üçe sat bir tane ya. O kadar söylüyorum. Bir de satışından madde koy vesaire koy. Belki bu adam gidecek, başka bir şey olacak. Ama bunları arka arkaya bunları getirtmek lazım. Bu da ancak belirli bir kulüp politikası içinde olur. Antrenörlerin günlük kaygıları olabilir, bilmem ne olabilir. Hayır, böyle diyeceksin. Bitti. Abi, bu adam, bak şimdi hocaya şunu da söyleyeyim arada. Bak demin aklıma gelmişti. Ersun Hoca için hani daha tecrübeli istiyor oyuncu derken, bu adamın Manisa Spor'da oynattığı genç oyuncuları, çıkanları, Caner Selçuk, İnan Burak Yılmaz, Hakan Balta vesaire, Uğur İnceman, hepsi oradan çıktı. Hoca Ersun Hoca'ydı. Ama o kulübün politikası buydu. Hani böyle bir şey yapmak lazım. Sen dersin ki hoca bizim kardeşim. Sen hoca olarak seni seçiyoruz. Niye oyun tarzın? Bizim tercih ettiğimiz model de bu. Ona rağmen bizim amacımız tabii ki başarı. O istiyoruz. Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da Beşiktaş'a deyip benden 5 sene bir şey bekleme diyemez. Öyle bir dünya yok. Birkaç sene eyvallah, yeni bir yapılanma süresi, bunu demen lazım yalnız. Onu ayrı bir yere koyarım ama 5 sene falan öyle bir şey yok. Ona kimse dayanmaz. Bir kere bir daha ki bunu söyleyelim. Ama bunu yaparken de böyle bir şeyleri düşünerek yapman. Hocaya bunu dersen ona göre davranır. İşte o yüzden kulübün futbol aklı aynen Oğuzhan dediği gibi o kırmızı kitap olacak. Ondan sonra biz hala konuşmaya devam ederiz böyle. Bir sürü de örnek daha buluruz. Oyuncu da buluruz vesaire de buluruz. Maalesef böyle gidiyor çünkü yıllardır. Yetişen oyunculara da baktığımız zaman o Dağ Çiçeği örneği çok doğru. Yani bahsettiğimiz takımlardan hani mesela demin Galatasaray konuştuk. Aslında iyi oyuncular da çıktı. Yakın zamanda da çıktı. Ama bunların tamamen şans eseri olduğunu göz ardı etmemek lazım. Sonrasında bu oyuncular yetiştiği zaman da çıkıp yani böbürlenmemek lazım. Biz böyle yetiştirdik. Abi, şöyle bir şey daha söyleyeyim. Değil Burkan, yani. Taylan Antalyalı'yı niye Beşiktaş almadı ya? En çok ihtiyacı olan takım oydu. 8. Benim hala aklım almıyor. Bilmiyorum. Taylan Antalyalı geçen sene, bize bir istatistik vereyim mi geçen senenin lig istatistiğini? Merkez orta saha oyuncularından bahsediyorum. 10 numaralar dahil değildir buna. Ceza alanına en çok ceza alanına topla buluşan oyuncu kimdi biliyor musunuz? Orta saha merkez oyuncuları içinde. Taylan. Hı? Taylan. Sayı olarak Taylan. Bir. İkinci İrfan. Üçüncü kim biliyor musunuz? Elif.
Bunlar çünkü abi bugünün futbolunda bu çok önemli bir şey. Tabii ki. Oraya gireceksin. Girmeden zaten orada çoğalamasın. Olmaz. Peki Beşiktaş'ta bana söyleyin 8 numara. Söyleyin bir tane 8 numara Beşiktaş'ta bana. Bütün takımı sayın. Evet. Elneni. Kaç kere giriyor? Abi 8 falan değil o ya. Değil işte mecburiyetten. Bak ama. Mecburiyetten 8 yok oynuyor. Ki, yok ki öyle bir oyuncusu. Dorukhan mı geliyor ya? Sakatlandı. Ya şu an yok. Onu söylüyorum. Dorukhan tabii ki var. Dorukhan tam öyle bir oyuncu. Ama yok. E sen niye almıyorsun abi? Ben onu anlayamıyorum. Ondan sonra biz scouting diyoruz. Bilmem ne diyoruz. O bu. Ya abi ne scouting'i ne bir şey ya. Maalesef. Ha, bu arada ve de, tırnak içerisinde Tayland'da mı bunlar oldu takım, tabii ki. Bu çocuk Tayland lige düşen takımda yaptı bu istatistiği. Bir de 7 tane falan da gol attı. Yok işte ben demin hatta abi sen yokken konuşuyorduk onu. Hani takım planlaması, takımların birlikte oyuncuların hani belki şimdi isim bakıyorum. Atiba iyi bir oyuncu mu? Çok iyi bir oyuncu. Zaten kanıtladı kendini. Eline niye bakıyorum? Arsenal'ın en kötü giden sezonlarında forma şansı bulduğunda her zaman iyi iş yapan bir adamdı Elneni. Bütün o berbat Arsenal'ın savunması tek başına orta sahayı toparlayan bir adamdı Elneni. O da çok iyi oyuncu. Bakıyorum peki şimdi soru şu. Atiba ve Elneni birlikte oynayacak adamlar mı? Değil. Kim? Değil. Soru zaten sıkıntı bu. Planlama sıkıntısı bu. Elneni boşta. Gel abi. Gel de nereye gel? Hani Atiba'nın yanına gel. Abi olayın özü ne biliyor musunuz? Hani şimdi ben de futbolcu menajerliği tarafında çalıştım. Futbolcu menajerleri bir boşluğu dolduruyorlar. Dolduruyorlar çünkü öyle bir boşluk varsa birileri bunu doldurur. Ve de bununla ilgili kimse de kızmasın onlara. Çünkü sen kulüp olarak bazı şeyleri, tespitleri yapamıyorsan sana geliyor, öneriyorlar, sen bunların üzerinden gitmeye kalkıyorsun. O zaman da yamalı bohça oluyor. Doğru oyuncu profilin var. Hayır. Güçlü adam. Kulüple ilişkisi var. Kimlerin alabildiği yer. Orada kulübün ihtiyacı olan oyuncu budur değil. Benim elimde bunlar var. Sen ne diyorsun? Ha, alalım. Elneni. Arsenal'de oynamış falan. Abi senin aradığın oyuncu o değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Senin abi elindeki sana, oyuncu, alabileceğin oyuncu bu değil yani. Senin ihtiyacın olan bu değil. Ben sana bir örnek vereyim. Hadi biraz işin mutfağına girelim. Santiago Vergini transferi. Evet. Bakıyorsun CV'sine şimdi adamın. Boca Juniors var. İngiltere Premier Lig var. Daha bir dünya takım var. Sunderland'ti değil mi? Aynen. Ama Sunderland Tilay daha iyi oldu yani. Hani mevzu buraya geliyor. Santiago Vergini dediğin oyuncu fizik kapasite olarak artık üst düzeyliklerde oynayabilecek. Üst düzeyliklerden kastım bu arada bütün dünyadaki birincilikleri ele alıyorum. Burada oynayabilecek fiziki donanımı olmayan bir oyuncu. Sakatlıklarla cebelleşmiş. Fizik yapısı erimiş. Hani boy var ama kas kütlesi zayıf. Böyle bir oyuncu bahsediyorum. Nereli abi bu adam? Beşiktaş, Bursa Spor'da kimler var Arjantinli? Pablo Martin, Bataşa var. Belushi vardı. Hani. Hı. E tabii onu onun menajerine diyorlar. Sende ne var? Stoper lazım bu. İşte bu. Hadi getirdi. Olay bu. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Yani hatta sonra bu oyuncu önüne geliyor ve yani değerlendirme yapıyorsun buna dair. Ben değerlendirmemi kulüp söylemeyeceğim. Bir, kulübün içerisinde kulüp, zaten o. Kulüp belli bir tespit yapmıyor. Al abi sen yaptın. Oyuncu da buldunuz. Kaç tanesini aldı kulüp? Bir. Kim? Umut Meraş. Ya. Neler vardı daha? Neler vardı? Bir dünya vardı. Kulübün dosyalarında duruyor. İsteyen bir gün Özgecen'in kapısına tıklayabilir, aşabilir yani. Yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Belli bir şey koymadan. Ya biz bunları hala çok daha konuşuruz. Bazıları bence da medyada çıktı bu arada hatta yani. Ben isimleri bence, vermemiştim. Medyada araştırıp bulabilirsiniz. Bence bu kısmı geçelim. Herhalde dinleyenler anladı neyin ne olduğunu. Hani belli bir şeyin içine girmeden, belli bir filtreleme sistemi oluşturmadan kulüp kendi öncelikle bir tarz belirleyip ona göre bir şeyi tercih edip buna göre kanıta ve kayıta bağlı. Bunları hale getirmeden yaparsın onu transfer. İkisi tutar, sekizi tutmaz. Abi şimdi şöyle bir şey var. Kulübün bir filtreleme sistemi diyorsun. Tamam eyvallah da. Bir kere ortamda şöyle bir yanlışlık var esasında. Kulübün filtreleme sistemi neye göre çalışıyor? Sen
Bütün ya menajerlerden gelen her öneriyi scouting ekibinin önüne koyarsan sen scouting ekibinin kendi çalışmasını yapmasına fırsat vermezsin zaten. Tabii ki. Ve hani bu zaten sadece sipariş yanıtlamaktan kendi işinize bakamıyorsunuz. Abi yani Türkiye'de bütün kulüpler böyle çalışıyor maalesef. Yani bir iki tanesini tenzih edebiliriz. Şimdi de bana diyorlar ya sen niye bıraktın? Ya bıkmışım abi. Bıktım ya. Bıktım. Yemin ediyorum bıktım. Ya çünkü benim bir taraftan da şöyle bir benim bir yapım var. Benim bir karakterim. Ben abi gamsız bir adam olmayı hayatımda beceremedim. Ben takarım kafama. Şimdi bu çocukların belli bir hayal paylaşıyorsun çocuklarla. Bir yola çıkıyorsun. Milletin bilmediği kadar özel bağlar oluşturuyorsun aranda. Ve de bu çocuklar belli bir yere geldikten sonra sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Ve de bu senin elinde değil, çözümü de sende değil. Abi ben gece uyuyamıyordum ya. Gece uyuyamıyordum ben. Ve de artık benim her şeyime yansıdı bu. Ve de ben o yüzden bıraktım abi. İstemiyorum yani. İstemedim. Hakikaten istemiyorum. Ben şu an mecbur kalmadığım sürece hani maç bile seyretmiyorum artık. Hani mecbur derken. Canım istemediği zaman ki genellikle canım istemiyor. Bazen kendi hani şeylerim var. Onlara bakıyorum sadece. Onun dışında ben çok izlemiyorum şu an artık. Çünkü hakikaten bıktım. Ve de insanların arkadaşlar sağ olsunlar soruyorlar ediyorlar. Bazen hani bana benim Twitter profilimde mailim de olduğu için bana geliyor. Abi sen niye bıraktın? Falandır filandır. Hani sen Allah razı olsun yani insanlar sağ olsunlar şey yapıyorlar yani. Hani sen iyiydin falan niye bıraktın? Yok keyif almıyorsun abi. Keyif almadığım için bıraktım. Çünkü olmayacağını gördüm ben. Olmuyor. Maalesef olmuyor. Yani şimdi bak olay bir yerden sonra şuna denk geliyor. Şimdi bana bir arkadaşımız yazmış. Mesajlardan bakıyorum arada kontrol ediyorum. Yani Oğuzhan bir gün Fenerbahçe'ye çalışmayı düşünür müsün? Şeklinde bir mesaj gelmiş. Yani tabii ki düşünür. Tabii ki düşünür. Tabii ki düşünürsün. Hani bu sorunun cevabı hayır olamaz. Hani kimliğin belli, her şeyin belli. Zaten Fenerbahçe dediğin kulüp ülkenin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Belki en büyüğü. Hani bu insanların tabii ki objektif ya da subjektif değerlendirmelerine göre baz aldığı bir şeydir. Tabii ki düşünürsün. Ama mühim olan şey şu. Biz işimizi doğru yapabilecek miyiz? Hangi ortamdan bahsediyoruz? Hani doğru bir ortam, doğru bir yapı. Eyvallah. Her şeye açığım ben. Profesyoneliz neticede. Yani ben şu an hala geçmişte yaptığım hiçbir işi konuşmam. Medyaya çıkan neyse hayır, ben onu konuşurum, onu anlatırım. Ben biraz birkaç örnek veriyorum. Ben zaten sıyrıldığım için artık rahatım. Bunların hiçbirini vakti zamanında konuşmuyorduk. Millet mesaj atıyordu falan. Ya bana Elif için oh be çok güzel sokmuşsun diyen oldu ya. Bana, abi insanlar ben ve de benim Bursa'da... özelden bak bir de benim başka bir yaşadıklarım da var. Şimdi buradan anlatmayacağım. Ya o kadar zoruma gitti ki. Elif transfer olduğunda o adamı yakalayıp gırtlaklamak istedim ya açıkçası. Ya bir şey demedim yazmadım da. Hani hala da yazıyor böyle orada. Bizatı muhterem. Adam hani inanılmaz ya. Oğlum sen neye bakıyorsun? Sen neyi biliyorsun ya? Sen neyi değerlendiriyorsun kardeşim? Sen neye göre olur, niye olmaz? Ya bir de böyleden nasıl iyi sokmuşsun? Ba. Şimdi abi. Bir şey derdim de ona. Bu olduktan sonra. Abi Fenerbahçe'nin tarihi 113. yılını olduk. Bir numara. Bu benim gurur nişanemdir. Ben normal. Yani o böyle kazın ayağı öyle konuşuldu gibi olmuyor. Biz bunları biraz anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Çok hani, vardır başka şeyler. Aslında çok başka yerlere gidecek olanlar. Şimdi diyeceğim ki aa falan diyecek. Hani birkaç oyuncu ismi versem. Bunlar da böyle olabilirdi. Olurdu. Hatta arada... çok iddialıyım. Olurdu. Ama öyle bir fırsatı da bulmadılar. Şeyi de bulmadılar ya. Adamı 3 sene sen oynatmazsan 3 sene boyunca oynatmadın bir adam. Ya ne olacak bu çocuk? Konuyu dağıtma adına girmek istiyorum. Erdal abi kızdı biraz. Şeyi diyeceğim yani. Bu arada Elif hani Elif özelinde konuşmak gerekirse Elif performansının bence %40-50'sini falan verip bu bedele gitti Fenerbahçe'de. %30'unu falan verdi yani.
Elif'in gerçek potansiyelini... mevkisi, gerçek mevkisinde ancak 6-7 maç oynayabildi. Elif'in potansiyelinin çok böyle küçük kesitlerini gördük. Hani dediğin gibi hem potansiyeli hem bozuk bir takım yapısı, oturmamış bir takım yapısı, aynı oyuncularla birlikte oynamama durumu. Geçen sene Fenerbahçe ligdeki topu geri kazanmada ligin 13. takımıydı süre. Geri kazanma hızı. Bak, bunu niye söylüyorum? Orta saha oyuncuları için çok kötü bir durumdur. Niye? Çünkü sürekli git gel yapmaya başlarsın. Anladın mı? Topun peşine daha çok koşmaya başlarsın. Çünkü orta saha oyuncularına en çok yük biner. Takım boyu uzar, yorgunluk olur, her şey olur. Takım boyunda Başakşehir'di o sene. Abdullah Hoca'nın son senesinde. Başakşehir 29 metrede oynarken Fenerbahçe 38 metrede oynuyordu. Bu bir kere demektir ki, çok basit bir tabirle, senin orta saha oyuncun, o takımın orta saha oyuncularında maçta en az 30-40 tane fazla şiddetli koşu yapıyor demektir bu. Bu var ya, adını söyleyemezsin ya. Çok farklı parametrelere negatif yansır o. Yani bu adını arada söyleyemezsin bu... abi. Abi sonra adını söyleyemezsin. Sonra Elif geri koşarken iki oyuncuyu çekti, sarı kart yedi diye Elif suçlu oldu ondan sonra. Çünkü o şey var. Abi bizim hani anlıyor. Onu ben en iyi anlayanlardan biri benim ya. Aynı neredeyse geni taşıdığımız için. Ben de öyleyim. Ben de olsam ben de vururdum. Çünkü dayanamıyorsun. Benim de yapı o. Biliyorum onu yiyor. Çünkü hazmedemez o. Onun yapısı o. Hazmedemiyor. Hani bir şey yapacak. Saçma mı? Evet saçma. Yani bunu yaptığının doğru olduğunu söylemiyorum. Yani abi yapamıyorsun tamamen. Ben olayı daha spesifikleştirip aslında yine imkanlar ölçtüğümde ben en azından sizden ziyade ben kendi içimde Fenerbahçe'nin yapılanması hakkında da 3-5 kelime bir şey konuşmak istiyorum. Bu noktada tabii ki hani sizin de yer yer konuşma engelleriniz olabilir. Problem yok. Ben devam ederim ona göre. Yani Fenerbahçe'de başkanlık sürecinden sonra, başkan değiştikten sonra özellikle Fenerbahçe taraftarı, özellikle tanıdığımız Fenerbahçe taraftarlarının %90-95'lik bir kesimi, belki %100'e varacak bir yüzde Ali Koç'un gelmesini istiyordu. Burası doğru. Ali Koç başkanlık sürecinde performansı değerlendirilecek bir süre kadar görevde kaldı mı? Kesinlikle hayır. Zaten çok kaos içerisinde bir kulübü devraldı. Bu doğru. Değiştirmesi gereken çok fazla şey vardı. Kulüp profesyonellerinden, futbolcularına, ekiplerden, her şeye kadar. Yani kulübün baştan aşağı değişmesi gerekiyordu. Demin dediğimiz gibi bir antrenöre en az 2-3 sene şans verilmesi gerekiyorsa, başkanın verim alması için bu süre kendisinin de dediği gibi en az 6-7 sene. Bu değişimi sağlayabilmen için. Ama şimdi bir virgül koyalım. Bence belli başlı hatalar oldu. Bunların ne kadarlık kısmı başkan kaynaklı, ne kadarlık kısmı diğer kulübün içindeki profesyonellerden kaynaklı. Ben biraz daha saha içinden ziyade transfer hamleleri özelinde konuşmak istiyorum. Yani Fenerbahçe nedir? Maddi kısıtlamaları olan, finansal fair play yükümlülükleri olan, kesinlikle çok oyuncu ağır. Satışı... Tabii ki. Bu zaten gerçek. Kesinlikle satış yapması gereken, oyuncu alırken 50 kere düşünmesi gereken, bir yandan artıya geçse bile o artının bile yeterli olmayacağı bir kulüp durumunda şu anda, değil mi? Tabii ki. Peki ben birkaç soru soracağım şimdi. İmkanlar ölçtüğünde. Fenerbahçe neleri doğru yaptı, neleri yanlış yaptı sizce? Bir 10-15 dakika daha bunları konuşup toparlayalım. Geç oldu. Yayında uzadı ama şimdi, muhabbet de aktı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında saha içindeki transfere girmeden önce yani futbolun genetiğinde olan bazı şeyler var. Şimdi niye olmadığını başka yönden ben söyleyeyim. Hani şimdi bir önceki sene iki tane Hisar maçını kazansa, biri lig, biri kupa, iki kupayla kapatıyor muydu bu takım? Kapatıyordu. Değil mi? Bu bir gerçek. Şimdi yeni bir başkan geliyor. Çok büyük teveccühle geliyor. Şimdi bunun üstüne bir şey yapıp bir gitmek bir tercih. Yapmaya çalışmak bir tercih. İkinci yol, ben durumum bu. Yeniden yapılanma, dendi akademi vesaire. Ben bunlara zaman harcayacağım. Yeni bir yapılanmaya gireceğim. Bu da bir yoldu. Benim için
asıl olan bu ikinci söylediğimde. Ama ilkini tercih etti diye de vay nasıl yapılır mı bu demem. Ama bunun olmayacağı çok çok belliydi benim için. Çok açıktı. Çünkü araya niye? Araya bir şey söyleyeyim Erdal abi. Sen yine devam et. Benim için de her türlü gidilen yol, yani zaten saygı duymaktan başka bir çare yok. Biz izleyiciyiz. Ama gidilen yola gösterilen sadakat önemli. Planlama önemli. Yani bir yola çıkıyorsan o yolun yolcusu olman lazım. Sen eğer yetiştirici bir kulüp, belli gelirleri elde edip ondan sonra belli oyuncuların potansiyeline yatırım yapacak bir kulüp olacaksan ona göre gitmen lazım. Ya da ben dediği gibi işte hazır oyuncularla, şunlarla bunlarla devam edeceğim ama ben mali yükümlülüklerimi sportif başarıdan çıkaracağım. Örnek nedir? Şampiyonlar Ligi geliri. Biliyorsun zaten başta da söyledim. Hani ben bir sene daha Fenerbahçe çünkü diyebilir ki ben örneğin Fenerbahçe'nin 60-70 milyon euro örneğin bir sene içinde gelir elde etmesi lazım. Misal veriyorum. Ben bunu oyuncu satışından çıkaramam. Ama biraz daha riske atıp olayı başarıyla belki yaparım dersen o da tabii ki saygı duyulacak bir şey. Ben bunu diyorum. Peki niye olmayacağını en baştan beri benim tahmin ettiğimi söyleyeyim mi? Şu. Şimdi hoca gitti. Aykut Hoca. Ama yardımcıları kaldı. Üstüne yine bir hoca geldi. Bir kere bu işin genetiğini bilen, soyunma odasını bilen, iç yüzünü bilen herkes birdenbire burada hop der. Ben dedim zaten. %1 milyon ki bazı uyumsuzluklar, içte şeyler çıkacaktı bu %1 milyon. Belli bu yani. Bu bir daha iki. Bunun hani aksi imkansız. Her türlü bir yerde bir şey olacak. Ki oldu. İki, sonuçta öyle ya da böyle 20 yıllık bir başkan gidiyor. Bunun normal çimcisinden tesisteki aşçısına kadar vesairesine kadar. Bunu herkesi katabiliriz. Sportif direktörüne kadar git. Hasan Çetinkaya gitti. Damian Comolli geldi. Belli bir değişim var. Değil mi? Ayrılanlar oldu. Yeni görevlendirmeler oldu. Burada da konumlanma çabası olacak. Yeni bir düzen. Bu da kesin. Böyle bir ortamdan başarı çıkma ihtimali neredeyse sıfır. Çünkü takım ruhu, takımın içi her şeyi belirleyen ana unsurdur. Teknik taktik bir yere kadar. Bu işin çoğu psikolojidir, ortamdır. Buna kesin emin olabilirsiniz. Bir takım dediğin şey budur zaten. Bunun zaten olmayacağı çok belliydi. Üstüne mali problemlerim var. Hani para koysan da adam alamıyorsun. Böyle bir problemim var. Üç ve de en son Joseph ile Giuliano'yu satmak zorunda kaldın. O paraya kimse satamam diyemez zaten. Zaten takımın en önemli iki adamı gitti. Ne olacaktı abi? Hani çok mu iyi olacağını ya mümkün, benim gözümde mümkün değildi zaten. Ha çok abartı bir şey oldu o başka. Yani çok çok abartılı oldu. Ben bir de ekleme yani yapayım Erdal abi. Şimdi teknik direktörden bahsettin değil mi? Yani yeni bir teknik direktör getiriyorsun. Eski teknik ekiple. Yeni teknik direktör tercihini de ben tartışırım. Ben daha şöyle söyleyeyim sana. En başta şey dedin değil mi? Sıkışan oyun ne açar? Hızlı yön değiştirme açar. Ondan sonra hızlı top oynama açar. Ya da yetenekli oyuncular açar. Üç formundan bahsediyorsun. Filip Koku dünyada alan savunmasının uygulanmadığı, hala adam adama savunmanın uygulandığı Avrupa'daki tek ligden geldi. Hollanda liginden geldi. Burada zaten yetenek skalası her şeyi çözen etkendir. Nedir? Kaldı ki Filip Koku orada bile aslında geçiş oyunu oynatmaya çalışan. Biraz daha çizgiye paralel toplarla işte Irving Lozano'sudur, Jürgen Locadia'sıdır. Daha hızlı, daha fulleli oyuncuları. Abi bende de öyle oyuncu olsa ben de öyle oynarım yani. Lozano i̇şte bak, falan. Aynen. Bunu oynatarak geldi. Bu bir donedir. Dersin ki ligin en çok şut atan takımı. Ligin en çok ceza sahasında topa buluşan takımı. Ligin en çok gol atan takımı. İyi de hangi ortamda yaptı bunu abi? Türkiye dediğin yerde zaten rakiplerin hani 17 tane rakibin var. 13-14'ü sana karşı kapanacak. 25-30 metre civarı bir alanda sıkışacak. Senin onu açman gerekecek. Filip Koku'nun o yöntemiyle bu ligin yöntemi uyuşur mu? Ben onun cevabını en başta verdim. Hayır, uyuşmaz. İmkanı ihtimali yok. Yani teknik adam tercihinde de en başta zaten büyük bir hata yapıldı bana göre. Ya Ozan belki
ona göre bir şey dönebilirdi. Belki bir şey yapılabilir ama buna ne zaman ne imkanım var maddi olarak ne de öyle bir boşluğum var. İşte o zaman yine yanlış tercihe geliyorsun abi. Hani ben zaten en baştan burada ben hoca isim o bunda değilim ben. Bence bir kere ilk plan yanlıştı. Plan yanlıştı şöyle derken bak hani bunu yaptı diye tekrar söylüyorum. Bunu yaptı diye hani ya adam da iyi bir şey yapmak istedi. Ya dedi bunu zorlarız biraz zenginleştiririz belki şampiyon oluruz diye düşündü. Şimdi bu adam gidip kötü olmasını istemiyor yani. Ama ki. Benim için olmayacağı benim dışarıdan belliydi benim gördüğüm. Ve de şu var. Ben gidip terbiye alıyorsam oynayacak. Basit. Çünkü yatırım yapıyorsun. Çünkü bu kulübün dönme şansı bu. Benim, ya da Barış, benim. Ya da Berke, ya da o, bu falan fark etmez. Şimdi az önce de konuştuk. Fenerbahçe'nin çıkış yolu için bir numaralı olay Şampiyonlar Ligi geliriydi o döneme madem döndük. Fenerbahçe ne yaptı? Fernandao'yu sattı. Benfica maçına santrafosuz çıktın, Alper'le oynadı. Fenerbahçe Benfica maçına Alper'le oynadı. Tamam şunu diyebilirsin. Fenerbahçe Fernandao'ya o dönem şartlarında çok çok iyi bir teklif aldı diyebilirsin abi. Ki bence ki satıyor olabilirsin. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama Şampiyonlar Ligi geliri senin bir numaralı aslında bunu Fenerbahçe o dönem o kadar ciddiye almadı. Sonrasında anlaşıldı bu. Şampiyonlar Ligi geliri senin için söz konusuysa yine bak yanlış transferler değil. Sen o esnada oradan gelen parayı Berke, Barış Alıcı, Ferdi gibi oyunculara o esnada böyle bir kısıtlaman varsa veremezsin diyorum ben. Şampiyonlar i̇şte Ligi maçına anlatmaya çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi maçına seçecektin. Şampiyonlar Ligi maçına Alper Potuk'la çıkıyorsan ya Fernandao'yu bir şey soracağım. Diyelim ki sen nedir? Temmuz ayının başında Fernandao'yu gönderdin. Aynı paraya Frey'i aldın abi bir ay sonra. O daha işi ne yapacaksın? Ya, aynı para diyelim hani şey olarak yani ikame. Sen aynı parayı oraya verdin. Madem öyle bir opsiyonun vardı. Fernando ya da şu soru, alternatif soru. Sen Fernandao'yu Ağustos ayında o paraya satamaz mıydın? Bence satardın abi. Çünkü yok. Niye biliyor musunuz? Ben sana söyleyeyim, bildiğim için söyleyeyim. Adamda para var. Adam santrafor alacak. Diyor ki sen satıyor musun bunu paraya verdin. Vermezsen gider başkasını alır. Onun için o doğru ama alternatif takım çıkabilirdi diyorum. Nedenini söylemek yani şu. Avrupa Ligi'nde kendini ispat etmiş, Türkiye Ligi'nde kendini ispat etmiş. Demin Josef'le Giuliano dediniz. Bence 3. oyuncu da Fernandao'ydu. Bir önceki sezonun en iyi 3. oyuncusu Fernandao'ydu benim için. Takıma çok net katkı veren, her dakika son iyi oynayan bir adam. Sakatlı falan diye belki biraz da öyle düşünüyoruz. Olabilir, doğru söylüyorsun. Ya benim görüşüm hani en azından. Hani Şampiyonlar Ligi'ni en azından zorlasaydın. Ya da tamam şu olabilir. Tamam okey. Fernandao o dönem 3 milyon, 2,5 her neyse o para. İdeal bir paraya sattığına inanıyorsun. Tamam. Bence de iyi paraydı bu arada. Ama o zaman sonu, senin bir oraya... Sezon sonu kontratı bitiyor. 2 milyona yakın para alıyor. Doğru. Yani Yok. Finansal açıdan okay. Doğru hamle. Finansal açıdan doğru hamle. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Ama sen o zaman en azından kiralık, düşük maliyet, yerli ne olursa olsun bir oyuncuyla orayı doldurman lazımdı senin. Berke transferi biliyorsun. Sunderland'in şimdi yeni çıkan Tilalday'ın yeni sezonunu izlediğiniz oldu mu? Ben bakamadım daha. Josh Maya'yı satıyorlar. Biliyorsunuz Bordeaux'a gitmişti Josh Maya. Aynen. Evet. Şimdi adam orada anlatıyor ki kulüp başkanı orada gösteriyor. Tam bugün o bölümü izledim. Adam son gün son saate kadar sattı adam alamıyor. Niye biliyor musun? Herkes senin almak istediğini biliyor. Tabii ki. Mecbursun. Ve de o fiyatları ona göre veriyorlar. Sana var ya tabii vermiyorlar. Tabii yani. Tabii ki. Adam en son gitti manyak bir paraya Will Gregg'i alıyor. Hani aynen. 1 milyon pound'a almaya çalışırken 1-250 almaya çalışırken 3 milyon veriyor alıyor. Aynen öyle. Ama orada Fenerbahçe'de da böyle bir para yok. Ya benim demek istediğim kiralamak da. Ya anlıyorum ben senin dediğini. O zaman sen Berkeli almasaydın, direkt oraya yapsaydın yatırımı diyorsun. O doğru söylüyorsun. Ya onu, ben de en baştan beri söylüyorum. Ya onu tercih ettik ya bunu. Bu ikisinin arası oldu. Ha bunu yaparken bunları da yapayım dediler. Çünkü o çocukların da talipleri vardı. Onları almak zorundaydın eğer alacaksan. Muhakkak. Çünkü bak bazı şeyler var. Çok da şanssızlıkları da oldu bu yönetim. Bak çok büyük şanssızlıkları da oldu. Mesela Giuliano gittikten sonra
ofansif orta saha ihtiyacı var kulübün. O sırada ben birkaç gündür konuşuyorum. Benim çok samimi dostumdur Enis Bardi'nin menajeri Makedon. Onların da bir önceki sene Enis Bardi 12 tane 13 tane La Liga'da gol atmış, kontratına zam istiyor. Yani kulüp de veririm diyor, vermem diyor. Bunlar da kızmışlar. Tam bu sırada Fenerbahçe satınca, ofansif orta sarınca beni arıyor. Diyor ki, ya Erdal diyor, belki kiralı çıkartabiliriz diyor Enis'i. Hani böyle böyle bir sorunumuz var diyor. Konuştuk, ettik. Onların hocaları da diyormuş ki, ya yerine adam koymadan verme. Aslında olabiliyordu o iş, kiralık falan. Ya yerine adam alamadılar, olmadı. Ha bak böyle çok, bak başka, benim bu benim içinde olduğum bir şeydi. Kulübün çok istediği adamlar vardı, olmadı. Yani böyle kiralık verecek adam son güne kadar bekliyor. Belki satarım muhakkak diye. O zaten. Ondan sonra sana kiralıyor. İşin realitesi çok farklı. Tabii ki ben buradan hani şey demek istemiyorum. Niye adam alamadın? Ya da İstanbul Silimane'ye verdiğin gibi fahiş bir kiralama parası falan vereceksin, alacaksın yani. Tabii. Ama işte hani dediğim gibi öyle bir limitin varken o tarafı biraz daha riske ettikten sonra baktın olmuyorsa yine bazı oyuncuları elden yine çıkarabilirdin yani. Ben ondan bahsetmek istiyorum. Hatta ben aslında şunu düşünüyorum yani. Demin şey dedin ya abi, iki yol var diye. Ya evet. Yarışmacı olacaksın ya yetiştirici olacaksın. Ya da yeni yapılanmaya gireceksin. Benim kişisel görüşüm çok doğru hamlelerle, çok doğru profesyonellerle, doğru tahlillerle bir anda yetiştirici olurken aynı zamanda yarışabilirsin de. Yani onun için belirli bir iyi bir sağlam düzen. Tabii muhakkak bu dediğim kurguya çok ihtiyacım var. Ve de bu yok. Bu yok ama Kurgancım, aslında yapabilirsin dediğin, demek bak, istiyorum. Sen şurasındasın işin. Bunları da satmasaydık, birkaç tane alsaydık böyle gitseydik. Orada tamam. O zaman ne Julian'a satılacak, ne Joseph satılacak. Hiçbiri satılmayacak. İki tane takviye neydi bu takımın ihtiyacı? Neuschneider'in yerine bir tane stoper, bir tane kenar oyuncusu. Belki bilemedin bir tane 8. Hadi güle güle. Öyle devam ederdin. Ama yapamıyorlardı bunu. Böyle yapmak istediler ilk başta. Ama bunu yapamıyorlardı. Yani o yüzden ki hani ve de öyle olsa bile başarının geleceğinin garantisi yok. Daha da beter duruma girebilirdin. Ve de bu yüzden aslında garanti yol var. Yani Joseph'in Fernandão'nun satılmaması noktasında değilim. Ya zaten benim satacaktır. Mecbursun satmaya. Tabii ki sat. O zaten problem değil. Hele ki Joseph'i o para, yani Giuliano bir nebze de hani yine iyi paraya gitti de özellikle Joseph %100 satılması gereken bir adamdı. Giuliano da öyleydi de Joseph'i yani satmamak ihanet olurdu zaten. Benim Joseph'in de kontratının son seneye giriyordu. Tabii son senesi. Benim demek istediğim şey, Şampiyonlar Ligi yarışına hiçbir şekilde Fenerbahçe o Alper Potuklu düzeniyle Benfica deplasmanında 1-0 mağlup oldu. Bir tane garip bir golle. İçeride 1-1 berabere kaldı. Çok berbat bir kadrosuyla yani. Fenerbahçe... Ya içeride berabere kaldı diyorsun. Tam sen kıvama getirmişsin Benfica'yı. Fenerbahçe, ben maçtaydım. Beraberdik maçta, yan yana oturuyorduk. Aynen sen, ha doğru ya Oğuzhan, harbiden. Fenerbahçe var ya, o Benfica'yı yenecekti biliyor musun? Tabii ki. Yenecekti ama bir değişiklik yaptı. Bak ben nerede oturuyorum biliyor musun? Ben protokolde oturuyordum. Oğuzhan'la yan yana diyoruz da Oğuzhan dış tarafta oturuyordu. 2-3 koltuk yanında, ben de protokolün dış tarafındayım. Önümde ben şeyle beraberdim. Igor Angelovski ile beraberdim. Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü. Önümüzde Rui Costa oturuyor. Sportif direktörü biliyorsun. Benfica. Evet. Adam deliriyor. Adam da herif, abi adam zaten çok da kurnaz futbolcuydu yeteneklerinin yanında. Adam şöyle anladı zaten. Rui Costa bir paket sigara içmiştir o maçta. Abi adam anladı zaten olacağı. Rui birini Costa söndürüp birini yakıyor mu çünkü maç. Yanımızda oldu yani. Gidiyor dedi maç. Rui Costa önümdeki hareketlerinden belli. Gidiyor maç. Ya Koku ne yaptı biliyor musun abi? O baskıyı oluşturan atak sürekliliğini yakalamış bir takım. Bunu nasıl yapıyor? Göbeğiyle kenarıyla sıkıştırmışsın oraya. Nasıl sıkıştırıyordu? Elif Mehmet'ti göbek. Parçalıyorlar orayı. Bir de Elif'in sarısı da var bir de. Bak bu da önemli detay. Niye? Onu söyleyeceğim birazdan. Abi sen gittin. Mehmet Topal'ı çıkardın oyundan ya. Zaten oradaki sıkıştırmanın ana şeyini oturtan yeri sen bozuyorsun. Orada yapacağın iş kenardan bir tane oyuncu alıp, ön kenardan bir tane oyuncu alıp, ikinci bir forvet alıp alma. Ondan başka bir şey yapamaz. Zaten kadroda başka bir derinliğin de yok. Abi bir aldı. Igor yandan zaten baktı bana, bu ne yapıyor dedi. Tamam mı?
O da çok iyi bir teknik adam bu arada. Yani acayip teknik adam. Rui Costa böyle yaptı. Baktı. Ha, gülmeye başladı herif. Oğuzhan yanında şahittir. Adam gülmeye başladı. Ha dedi, ne yapıyor? Allah'ım dedim, bu ne yapıyor dedim ben. Ona rağmen bile olabilirdi bu. Anlatabiliyor evet. muyum? Futbol böyle bir oyun çünkü. Evet tabii ki. Ya demek ona rağmen olabiliyor. Demek istediğim şey yani artık şey yani olayı biraz daha özetlemeye çalışacağım. Şimdi tamam öyle bir kaza yaşadın, oldu, elendin, olabilir. Tamam. Sonrasında Fenerbahçe kimlere yatırım yaptı devamında? Bir kadro oluştururken ne yaptı Fenerbahçe? Bunu da konuşmak lazım. Yani hani dedik ya yetiştirici modele madem yöneldi. Madem dedi ki ben o dönem Berke'yi, Barış Alıcı'yı, Ferdi Kadıoğlu'nu, devamında gelen isimleri ben kaçırmak istemiyorum. Benim planlamam budur. Çünkü ben bir sene için 3-4-5 yılımı belki 10 yılımı kurtaracak olduğunu düşündüğü, halen öyle olabilecek Berke'ye olan sevgimi biliyorsunuz zaten. Erdal abinin direkt dostu. Şunu söyleyeceğim. Bu kararı verdiysen devamındaki Slimani, Ayev, bu hamleler neden yapıldı? Benzia neden yapıldı? Çünkü şundan. Hem bunu yapıp hem de bunu yapabilir miyiz dendi. Anlatabiliyor muyum? Ben niye olmayacağını en baştan size anlattım zaten. Ama sen şunu söyle. Şunu söyleyeceğim Erdal abi. Şimdi Slimani'ye verilen para kaç para? Bir yılda total maliyeti Slimani'nin kaç para? Vallahi kirası bedeliyle 5'i falan 6'yı buldu. Şimdi Türk parasına yani vursam... Ben Slimani geldi, ben dedim yalnız var ya buraya gelmiş gitmiş en iyi forvet olabilir dedim. Yani yok, onu ben olarak. De dedim. Onda sıkıntı abi yok. Abi onu demeyen onda... yoktur zaten yani. Andre Ayev'e de dedik. Onda da sıkıntı büyük yok. Büyük patladı. Ayev aynen. Yani çok doğru profil oyuncular. Ama içerideki şey olmayınca zaten bunları Ali Bey de anlattı bazı şeyleri biliyorsunuz o zaman basın olası. O oldu, bu oldu, şu oldu. Ya bunların olacağı benim açımdan çok çok açıktı ve de böyle olan bir ortamda olmaz. Çünkü futbolun içi bunu kaldırmaz. Soyunma odası falan bunları kaldırmaz. Çünkü orada gibi gitti mi alemi ciyan ol abi. Olmaz o iş. Ondan sonra şuna dönüyor iş. Mevzu. Ya neyse gittiği yere kadar. Bak oyuncular buna girer. Çünkü oyuncu milleti böyledir. Buna girdin mi olmaz. Ben o açıdan en baştan beri diyorum. Yeni bir yapılanma böyle böyle. Çünkü o sağlam yol. Öbürü bir riskli yol. Senin tabii ki sağlam yol. Yani bir yerde elbet netice alacağın, bir yerde yanılsan da kesinlikle netice verecek bir yol dediğin yol. Benim demek istediğim şey o paralar sonrasında o paraların hiçbir şekilde geri dönüşünün olmaması durumu. Yani bir oyuncuya bir yılda Jansen olayı da aynı. Vincent Jansen olayı da aynı. Yani ben Oğuz Hollanda'dan, ben Tottenham'dan biliyorum adamı. Çok iyi bir futbolcu. Kesinlikle tutar dedik. İyi profil. Doğru profil. Doğru profil hani aranan profil ama sonrasında Aziz Yıldırım açıklıyor diyor ki 5 milyon gibi bir para verdik yıllık kiralama bedeli diye. Ya 5 milyona 5 milyona ben çok açık söyleyeyim 5 milyona bir örnek vereceğim size. Ben olur, siz olur, herkes yani inandığım, güvendiğim insanlardan 5 milyona bir Anadolu kulübünü Avrupa için yarışacak ortalama bir kıvama getirilebileceğini düşünüyorum 5 milyonla. Örnek veriyorum. Maaşlar hariç değil mi? Şu efendim transfer bütçesi. Transfer bütçesi bu değil mi? Bütçesi, o maaşlar. Transfer bütçesi. Yani hani ekstra örneğin Alanyaspor'a bir 5 milyon takviyesi yapılsa ne noktaya gelir mesela? Sivasspor. Doğru hamlelerle ben şampiyonluk yarışına bak, sokarsın söylediğin direkt takımların, olarak. Söylediğin takımların ikisi de belli bir düzenle gelen takımlar. O kulüplerin ben nasıl yönetildiklerini iyi biliyorum. Orada transferlerin de nasıl yapıldığını da iyi biliyorum. Onlar bak doğru örnekler. Zaten başarıda geliyor. Başakşehir'de böyle. Doğru örnek bunlar. Mesela kötü örneği söyleyeyim. Her şey elinde doğru imkanlara sahip olmasına rağmen kötü örnek. Göztepe. Göztepe'nin çok daha başarılı olması lazım. İkinci Kasımpaşa. Belli bir süre oldu. Eyvallah ama gelmedi. Bunların ikisi de şirket. Borçları olmayan şey takımlar. Alanya'nın da borcu yok. Sivas'ın da borcu yok. Ama onlar çok daha iyi yönetiliyor ve de o yüzden belli bir çıtanın üstündeler.
Yani benim demek istediğim şey Erdal abi, şimdi anladım anladım senin demek istediğini. Bu oyunculardan çok, mesela çok fark yaratır. Doğru profil bile olsa diyorum, ben geriye döneyim. Doğru profil bile olsa bir oyuncunun kiralanmasına yılda 5 milyon euro para harcıyorsan ya ve böyle bir şey sen olamaz. Başarılı olamadığın anda bittin demektir. Yani hiçbir şekilde olamaz geri yani. dönüşün yok. Onun imkanı demiyorum yok. ki şunu demiyorum ki sen bu paraya işte 10 tane Elif alırdın. O ütopik. Hani onu Abi o bulamazsın. öyle bir şey yok O zaten. öyle Öyle bir bir şey şey yok olmaz. ama sen bu denemeleri bir iki tane yapıp bir iki tane daha onun alt çıtasında nedir? Slimani getirmezsin. Başka oyuncu getirirsin. Fayır İşte onu getirmezsin. söylemek Başka. istiyorum. O Bak şu da denemeleri bir oldu. arada yapabilirsin diyorum ben. Bence şu da oldu. Hani bunu soktular vallahi literatüre çilek. Bir tane bir şey öyle bir transfer yapması lazımdı. Muhakkak Ne olursa yaparsın. olsun. İşte o da oydu aslında. Anlatabildim mi? Yani Ama bundan birkaç tane Slimani var. buydu. Hatta devamında zaten bence problem şuydu. Hadi onları yaptın, tutturamadın. Fenerbahçe bence ikinci yarıya eklemeler olmadan da belli düzeye gelecekti. Fenerbahçe'nin Ben %100 devre altıncı, arası transferlerine karşıydım. %100. altıncı, yedinci olmasıyla 10. 11. Fenerbahçe küme düşmeyecekti. Ben hiçbir zaman Yani ay Fenerbahçe'nin evet. hiçbir zaman Fenerbahçe Evet. düşme korkusu yaşamadım ben. Emindim bu takımın Biraz düşmeyeceğine ve panik. Fenerbahçe'yi de o devre arası transferleri mi sizce yani şey yaptı? Panik panik. Panikten oldu transferler. O zaman bir hata var burada. Yani Sadık Var tabii Çiftdınaş, canım. Serdar Aziz, Tolga Yel Arslan. Sadık'ın sezon sonu sözleşmesi bitiyordu abi. Yani Bekle sezon sonu al. Zaten şampiyon da olmayacaksın. Ne uzayacaksın ne kısalacaksın. Zaten Fenerbahçe ne olacak? En kötü bu olurdu zaten. Bu böyle olacağı belliydi. Kadro aynı kalsa da böyle olacaktı. ben de ondan bahsediyorum işte. O Yani. yapılan hatalar, orada harcanan yanlış paralar senin bir sonraki seneni zaten bitirdi. Sonra bu sezon başladın. Herkes elinde kağıt kalem hesap yapıyor. Şuradan satıp buradan açayım. Son günlerde görüyordum yani Twitter'da Melniak'ı şey yapmak için 500 bin oradan şunu yapayım. 1 milyon ha şu vardı. İş buraya dönüyor ama bunun önceden geleceğini sen kestiremedin. Aslında adamlar sana dedi. Bu sene şu kadar, ondan sonraki sene bu kadar, sonraki sene bu kadar dediler sana. Sen ona rağmen planlamanı yapmadın. Yani yasak da kurtarmıyor ki. İşte o yüzden o kırmızı çizginin çekilmesi lazımdı. O oyuncu satışlarıyla üf çok iyi para. Çok iyi para abi. Yani yak 20 milyon euro falan para kazandı Fenerbahçe 2 sene oyuncu satışında. Çok iyi para. Ama işte Ertesi geri sene dönmeyecek yerlere. Evet. Elif yeni bir yapılanmaya gidilseydi hem hareket alanı çok olacaktı hem başka şeyler çok daha iyi olacaktı. Ve de bugün çok farklı yerde olabilirdi. Benim demek istediğim bu. Çünkü bu garantili yöntem. Bunlar bu şimdi Ali Bey ve yönetimi ne yaptı dedi. Hani bunun dışında hem bunu hem bunu gidelim dediler. Olmadı. Bence şu an gördüğümüz, hani şu an olanlar, hani benim biraz az buçuk duyduğum, biraz da takip ettiğimiz kadarıyla aslında buna benzer bir şeye gidiyor şu an Fenerbahçe. Mesela Yalçın Hoca'nın adının geçmesi. Gitmeli. Yani değil mi? isim Yalçın olarak Hoca'nın ben adının geçmesi. söylemiyorum. İsim Vallahi olarak ben söylemiyorum. Yalçın Hoca'yı o kadar tanırım. Ben bir kere bile konuşmadım. Bir kere de konuşmadım. Hiç aramadım da. Çünkü sevmem bu tür durumlarda aramayı. Çünkü o hani hiç de Anladım. aramadım da sormadım da bir şey. Ancak denk Anladım. gelirse böyle falan. Hani hocanın adının geçmesi çok güzel benim için done. Niye done? Çünkü belli bir herhalde geçiş skalası yaratmak istiyorlar. 19 A takım falan. Yeni bir yapılanma, yeni bir şey. Burada birkaç tane takımı biraz boşaltarak birkaç tane net adam çünkü genç oyuncu yetiştirmenin içine doğru bir yapıya ihtiyacım var. Erdal abi benim Kesinlikle hepsi güvenmediğim genç bir olmaz. nokta var. Güvenmediğim bir nokta var. Şu açıdan güvenmediğim. Yani bütün insan psikolojisi bu aslında. Sen mesela Elif'i satmasaydın, satamasaydın ya da böyle bir adam çıkmasaydı ne yapacaktın? Ne yapacaktın? Hani ne Vallahi yapabilirdin? Ve bilmiyorum. Bilmiyorum. bunun karşı sorusu var. Bunun karşı sorusu var. Bu sefer de sen Elif'i sattığın zaman hemen tekrar eski kafaya dönüyorsun. O eline para geliyor, hemen dönüyorsun eski kafaya. Gustavo'yu hemen gidip alıyorsun 6 milyona. Ya da Deniz Türüç'ü hemen alıyorsun yani. Ya da ne bileyim hani parayı eline aldığın zaman hemen harcama zorunluluğu, harcama psikolojisi, hemen başarı, hemen Çünkü hazır oyuncu çok kötü. alıyorsun. Çünkü çok kötü bir sezon. Anlatabiliyor muyum? Orası Bir şeyler yapma tabii ki, çabası tabii var. ki. Ama peki Erdal Ondan abi oldu tamam. bunlar.
dış faktörleri dışarıda bırakalım. Hani biraz işte deniyor ya, Fenerbahçe'nin önünün kesildiği durumlar oldu, engellendiği durumlar abi, oldu. Abi %100 o zaten yani. %1 milyon. Ben kesinlikle dışarı koymuyorum ama iyi de olmadı böyle de. Hani bu şekilde harcamayı yaptın mı da başarılı olamadın ama Burkan, bu takım da bu değil ama ya. Ya bu takım da bu değil değil. Yani. Yani o konuda ben çok netim. O konu maalesef bütün olayları hani aslında evet, tartışmayı aynen işte bunu engelliyor. Konuşmamızın sebebi bu. Ya bu kadro kusurlu bir kadro mu? Evet. Bazı mevkilerde kusurlu bir kadro ama asla yetersiz bir kadro değil. Yok, Mümkün burada değil. olacak Ya bir senin kadro elinde değil. opsiyonlar Oynadığı var. oyun da oynadığı oyun da Opsiyonlar burada var. olması Hiç mi gerekiyor. kullanmazsın? Hiç mi değiştirmezsin? Neye ısrar edersin? Misal Ceylson'un stoperdeki ısrarı. Yok abi, yani ben anlayamıyorum. Kaldı ki Bana da anlatamaz kimse. Adil Rami'nin de tam hani kupa maçlarında özellikle çok daha diri göründüğü. Abi bir şey söyleyeyim Oğuzhan. Sen beni bilirsin. Ben kolay yanılmam o konularda. Ben Rami'nin yürüyüşünü iki tane, çünkü bir iki tane sekans var Rami'de. Kayseri maçı. Rami biliyorsunuz ağırdır. Ama çok timingi yüksek oyuncudur. Hamle zamanlaması olsun. Zaten onun en büyük özelliklerinden biri o. Ya Rami rakip yarı sahada top kovalıyordu. Ve de Artem Kravets var. Artem Kravets de en çok kafa golü atan oyuncuydu ligde. Adam topa değdirtmedi ya. Ve de ben çok iyi gördüm. Ya niye kullanmıyorsun abi? Ya niye yani? Ben anlayamıyorum. Yani bu kadar kenar oyuncuları, Tolga, o falan. Ya bu Zayt verdi. Hani birilerini evireceksen oralara. Bunlar. Okey. Kenar oyuncu yok. Peki abi, sen bu oyunu oynamaya mecbur musun? Öne hani şeyin vardır. Jurgen Klopp'un eski 4-2-3-1'i. Mkhitaryan, Götze falan, bir tane Royce. Bunların hiçbiri asıl kenar oyuncuları değildir. Çok bekleri öne çıkartarak, onları sıkıştırarak oynar. Böyle bir şey tercih edebilirdin. Ya da iki forvet atıp, ya en kötü gidip taca vurur gider basarsın yani. Evet. Ya hiçbirini mi yapmazsın ya? Ya hiçbirini mi yapmazsın ya? Hani ben asla kabul etmiyorum bu kadroyu. Ve de çok oyuncunun kesinlikle doğru şekilde kullanılmadığına da zaten inanıyorum. Zaten bu belli oldu zaten sonuçta. Aslında lig biraz tutturabilseydi Fener, yani hoca da biraz daha versatil bunları kullanabilseydi. Elindeydi. Ligin konumu çok uygundu. Elindeydi lig abi. Galatasaray yok. Beşiktaş yok. Yani Galatasaray şimdi geldi. Yok. Hani nasıl geleceksin yani? Nasıl yapacaksın? Ama sen bu fırsatı kullanamıyorsun. Ondan sonra biz bunu diyoruz. Bence kesinlikle teknik olarak %1 milyon bu takım doğru yönetilmedi. Zaten olan da belli. Bunu 2-3 tane örnekle de sayabiliriz. Ben daha çok 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 daha konuşabilirim. Misal birisi sol bek oynayacaksa, sol bekin yoksa, o zaman Dirar gerçek mevkisi sağ bek de oynayacaksa, hani birisi sol bek oynayacaksa İsla oynar sol bek. Yani bu bile bir şey benim için. Ya Max Kruse'nin solda oynaması diye ya bana anlatamazsın bunu yani. Ankara Gücü maçı. Nasıl oynayacak ya? Gaziantep maçı bir de. Nasıl oynayacak Ankara, abi? Kruse'yi sağ ön, eskiden de oynamışlığı vardır Kruse'nin bu arada sağ ön. Evet. Sağ ön oynarsın yani. Oyunu sıkıştırıp oradan içe doğru falan. Tamam, bu eyvallah. Sıkıntı yok. Ya sol dışta oynayan adamın bir kere önüne ya. Mesela Geri Rodriguez dip kenar oyuncusu, forvet oyuncusu mudur? Inside forvet oyuncusu mudur? Hayır, değildir. Geri Rodriguez kanat oyuncusudur. Bak, kanat oyuncusuyla forvet, kanat forveti çok çok farklı oyuncular. Rodriguez bildiğin kanat oyuncusu ya. O yüzden ki Başakşehir maçında sağ karada koydu hoca. Hocanın var ya, bence Ersun Hoca'nın en formda maçıdır Fenerbahçe'de. Hiç oynatmadı. Sağ tarafta onu Rodriguez oraya listeyle paramparça ettiler. Ya daha da söylerim yani. Ya %1 milyon doğru kullandı. İkinci golde de asist yapmıştı sağ kenardan gelip. Kaç tane girdi çekti vurdu falan filan. Çok top getirdi. Fenerbahçe'nin yani, sezonu bitiren olay oldu zaten. Hangi birini söyleyeyim? Ama yani bu kadar... Tamam, saygımız var, şeyimiz var. Burada zaten hani eleştiriyoruz, hakaret etmiyoruz. Ya bu kadar olmaz yani. Bana bunu hiçbir türlü anlatamazsın. Ve de ben hani zaten bu işi de bırakmış olduğum için bir senedir, hani geçen sezon sonundan beri rahat yazabildim. Millet bana diyor ya, diyor sen hoca, ya niye ben düşman olayım? Bana ne? Ya keşke iyi yapsın, başımıza taşıyalım ya. Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Ama ben kötü gördüğüm şeyi de söylerim yani. Ve de ben hep bunları söyledim. Ben kendi açımdan geldiğimiz nokta bu.
Ya ondan sonra bu böyle oldu. O zaman ağlamayacak kimse. Ya da şu danlarda oluyor. Ben çok deliriyorum. Ya sol bekimiz yok. Mustafa yok işte transfer yapamadık. Tamam abi bıraksaydın o zaman. Ya Erdal abi yani, şöyle bir gerçeklik var. Doğru oyun futbola bakış gibi durumlar var. Yani her kadro, her başarılı olan kadro güllük gülistanlık değil. İnsanlar, büyük takımlar başarıya da ulaşırken öyle arayışlarla, öyle denemelerle başarıya gidiyorlar ki. Yani her zaman herkesin elinde orijinal pozisyonunda oynayan, her zaman birlikte oynama alışkanlığı olan, her şeyin mükemmel olduğu yapılar yok her takımda. Öyle denemelerden ama oyunu doğru oynadıkları için, oyunculara doğru direktifler, doğru pozisyon bilgileri verildiği için insanlar bunları kolay aşabiliyorlar. Türkiye'de çok büyük problemler oluyor. Zaten sistemsizlik var. Sistemsizliğin içinde sen bir de oyuncuların sistem bilgisi, futbol bilgileri de maalesef düşük. Bunun da etkisi var. Oyuncuların çok kolay Kokunun pozisyonlarıyla... Kokunun en büyük yanılgısı odur. Yani Hollanda'daki yetişen oyuncu gibi zannediyordu bazı oyuncuları. Değil. 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 Yani... Heh. Mesela şunu söyleyeyim. Çok yani konuya döneceğiz de. Mesela Pochettino Tottenham'a geldiğinde o kadar fazla oyuncunun pozisyonuyla oynadı ki en nihayetinde oyuncular zamanla o pozisyon bilgilerini kazandılar. Çünkü iyi antrenör. Futbol bilgisi yüksek. Oynattığı oyuna inanıyor. Doğru oyunu oynuyor. Bu sefer ne oluyor? O oyuncu o pozisyonun oyuncusu olmuş oluyor bir anda. Bunu sağlamak lazım. Sen doğru oyunu oynuyorsan aslında kimin nerede ben hep şunu söylüyorum. Yani oyuncuların pozisyonu diye bir şey yok aslında. Takım var, takım oyunu var. Olay bu. Zaten şöyle bir şey de futbol, söyleyeceğim. Şunu da söyleyeyim. Erdal abi şunu da söyleyeyim son olarak. Hani futbol tamam bir şablon, oyuncular kağıda yazıyoruz. Sol bekte şu, sağda şu, şu şurada şu böyle bu burada oynar oynamaz da iyi takımların yapılarına baktığımız zaman hani futbol şöyle bir oyun değil ki. Langırt gibi oyuncular sabit yerlerde oraya geldiği zaman o işi yapan futbol böyle bir şey değil ki. Bir en oyuncu çok, bir merkez en çok tav aldığım şey ya 4-3-3 oynayalım. 4 ya abi senin o öyle değil, söylediğin şey o sahada öyle olmuyor. O senin tabii dediğin yani bir başlangıç diziliş o. Sistem yani sistem o değil. Şunu söylemek istiyorum. Bir santrafor şey oyuncusu değil. Bir santrafor oyuncusu her zaman penaltı noktasında mı oynuyor? Bir sol kanat oyuncusu her zaman çizgiye yakın mı oynuyor? Oyuncular pozisyon değiştirdikleri zaman doğru işleri yapabiliyorlar mı? Topu kaptırdığında adam farklı bir noktadaysa geri atıyorum o pozisyona yakın başka bir oyuncu varsa o onu nasıl telafisini yapabiliyor? Takım reaksiyonundan bahsediyorum ben. Bizde zaten en büyük eksiklik bu. Evet. Ya şimdi biraz şurası da var işin. Kadroda şişik. Şişik olduğu zaman şöyle sorunlarla karşılaşırsın. Memnuniyetsizlik içeride. Çünkü bu yansır. İdmanına da yansır. Yani istediğin kadar söyle bunlar makine değil. Duygu çok önemlidir futbolda. Hani biraz bazı yerlerde şey yığılma var ya o da çok bozuyor takımın içini. Şimdi aslında kötüden iyi çıkartmak gerekirse çok önemli kontratları vardı Fenerbahçe'nin. Büyük. Bunların neredeyse hepsinden kurtulmuş oluyor kulüp bu sene. Doğrudur. Çok acayip bir hareket alanı açılıyor. Gelip de sana bizim konuştuklarımıza birisi de derse ki ya kardeşim siz diyorsunuz da böyle bu kontratlar var nasıl yapacaksın bunu dese haklı. Biz bu sırada bir şeyleri bu şekilde halletmeye çalıştık. Yani bazen böyle de böyle gitmek zorundaydık dese ne diyeceksin? Hiçbir şey. Şimdi asıl artık bundan sonrasının bahanesi yok. Çünkü kıvama geldi. Şu an kıvama geldi. Ve de benim anladığım bununla ilgili bir şeyler düşünüyorlar ve de böyle bir şeyler yapmayı planlıyorlar. Şunu diyeceğim Erdal abi. Fenerbahçe hani dedik ya demin Trabzonspor diye işte elinde parçalar var. Paraya dönüştürebileceği, alan yaratabileceği. Fenerbahçe'nin de elinde çok fazla parça var. Ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a göre şöyle bir avantajı var o noktada. Fenerbahçe'nin elinde değerli olan isimlerin bir kısmı da ana rotasyonda kullanmadığı adamlar. Yani kaybedeceği zaman çok böyle takımı yaralamayacak adamlar da aslında değerli Fenerbahçe'de. Böyle bir artısı var. Tabii ki canım. Olmaz mı? Şundan bahsediyorum. Şimdi mesela Fenerbahçe... Yapacağın işi söyleyeyim. Ya iki tane çok net stoper. Ya bir değil, iki. Hatta Gustavo ikna edip stoper yapabilirlerse çok daha iyi olur.
benim gözümde o zaman bir olur. Çünkü niye Jailson falan var orada, idare edersin. Kesinlikle ve kesinlikle iyi bir 8 numara. O %100 en önemli bence. Ve de kesinlikle kesinlikle dar alanda oynayabilecek, bak dar alanda oynayabilecek kenar oyuncusu. Artı bunları sağlarsa ben... gerisi ya bek benim için çok önemli değil. Tabii ki lazım bek. Sen çünkü orayı bir halledersen oradaki açıklar çok ortaya çıkmayacak. Niye şimdi bak bek oynamak bugünün futbolunda çok zor bir şey. Eğer sen bir takımın yoksa adam 70 metre basacak, depar atacak. Sen oyunu oturtamazsan, yaparsan bir de 70'de geriye koşacaksın. E sonra arkaya adam koşuyor. E kaçar. Kaçar. Sen yani bunu yapmadıktan sonra demek kaçar. Demek istediğim şey hani konuyu toparlama özelinde. Şimdi örneğin Fenerbahçe'nin para eden oyuncularına bakıyorum. Altay Bayındır. Sattın, ne oldu? Fenerbahçe'nin yüzde kaç güç kaybetti? Sıfır. Neden? Berke'yi koyacaksın. Gidersin Berke'yi koyarsın. Arkasında Harun var. Harun. Devam eder. Devam ettin. Fenerbahçe Miha Zayt'sı satsa haberi olmaz. Yani camiada haberi olmayan gelen para haricinde. Hani kadroda Miha Zayt'sı Türkiye Kupası hariç kaç maçta izledik? Oynatılmadı. Bir Beşiktaş şekilde... maçı vardır. Heh, yok bıraktı. İyiydi eyvallah. Bence de çok iyi transferdi, iş yapabilirdi ama şu an adamı satabiliyorsun. Ondan bahsediyorum. Jailson. Frey'i de satarsın. Efendim? Frey'i de satarsın. Frey. Ondan sonra Jailson. Jailson'u satsan memnun olacak neredeyse insanlar yani. Hani bence bir numaralı adamlardan... satılacak adam Vedat Muriç'tir bu arada. Yok. Bu bahsettiğim adamı bu hani çok ortada gözükmeyenleri söylüyor. Güç kaybı yaratmayacak adamları söylüyorum şu an sadece. Hani Vedat zaten en büyük elinde para edecek adam ama hani takımın da şu an en önemli oyuncularından biri. Yani bu bahsettiğimiz 4-5 tane adamı Vedat'ı satmadan bile neredeyse bu adamlardan 25-30 milyon, 20 milyon gibi paralar elde edebilirsin. Ondan sonra sana kalmış nasıl harcayacağın. Zaten belli bir açılan limit var şu an. Ciddi. Ciddi bir boşluk oluştu şu an yani. Bir de onları düşünmek lazım. Biten kontratlardan tabii vesaireden. Yani sadece o değil. Yani takımın içi zaten o limitleri falan abi geç. Onların hiçbiri uygulanmayacak artık. Onlar finansal fair play bu sezon yok. Yani önümüzdeki sezon abi, devam etmesi ya, durumunda inşallah şu katılarda. 5 sene koyamazlar onu. 5 sene uygulayamazlar onu. Mümkünatı yok. O zaten sistem değişir. O komple değişir zaten. O değişmek zorunda çünkü yani. Böyle bir şey. Şimdi basit mantıkla hadi ben ana mesleğe de geçeyim. Mali müşavirlik. Bir firmanın sürdürülebilmesi için, borçlarını ödeyebilmesi için gelir kazanması gerekiyor. E sen diyorsun ki sen harcayamazsın, gelirini öde ama her şeyine el koydum, bir şey yapma, üretme. E yok ya nasıl ödeyeceğim ben borcumu? Ali Bey bunu anlattı. O kredi Bankalar Birliği şeyinde. Biz bile dedi hani kendi adamın çünkü bankası var. Kendi şirketlerin grubunda. Biz de diyor hani borcu olana ek şeyler yapıyoruz, vadesini uzatıyoruz. Ne yapıyoruz? Onun o anki bütçesine yardımcı olur. Harcamasını azaltıyoruz. Ama ona uzun vadeye yayıyoruz. Niye? Firma yaşayabilsin diye. Ya böyle yaşayamaz ki. Bizdekiler için söylüyorum. Bizdekiler yaşama imkanı yok. Adam diyor 600 ne diyor ya? 2 milyon lira 2 trilyon 2 milyar lira borcu var diyor. Abi lan neyle bunu ödeyeceksin yani? Böyle bir şey yok ki. Yani bunun zaten uygulanabilirliği yoktu. Artık iyice olmayacak. Yani durum görünen bu. Zaten şeydi. Bence bu biraz bazı şeyleri çok değiştirecektir. Özellikle Fenerbahçe üzerinde. Konuyu getirdiysen madem abi son bir konuya daha şey yapalım. Oradan da artık geç oldu baya. Şey yaparız toparlarız olayı. Şunu soracağım bir de. Genel herkesle yani onu da bir konuşalım. Bu korona muhabbetleri geçtikten sonra alternatif senaryolardan hangileri en mantıklı geliyor size? Ve tabii ki bunun için şu lazım. Ne zaman ne olacağına göre. Yani örneğin Haziran'da ligler başlarsa nasıl bir formül uygulanabilir? Eylül'e kadar futbol oynanmazsa nasıl bir formül uygulanabilir? Yani Mayıs, Haziran ve Eylül senaryoları. Bunu sadece şey üzerinde, futbol üzerinde değerlendirmeyelim hatta. Majör turnuvalar, yani olimpiyat dahil olmak üzere ele alalım. Öyle bir soru da geldi zaten, çünkü. Eyvallah, şundan dolayı diyorum. Zaten bunları bütün olarak ele almak zorundasın. Tek başına ele alamazsın şey olarak. Doğru. Ne diyorsunuz bu işe yani? Oğuzhan önce Erdal abi başlasın. Yok yok sen başla. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani
En nihayetinde bu sürecin ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz. Yani tamam, hedeflenen bir tarih var. Temmuz öncesi. Ama bu takımların şimdi bu oyuncular öyle ya da böyle yattı. Epeyce bir süre yattı. Yani tamam, evden çalışıyorlar, eyvallah. 3 hafta lazım. Yani, minimum 3 hafta lazım. Sonra ligleri başlatacaksın. Ondan sonra Haziran ayını planlanmış bir Avrupa Futbol Şampiyonası var. Muhtemelen daha diğer majör turnuvalar da vardır. Olimpiyatlar da var. Hani ligi gene Mayıs ayında bitirmen lazım. Yeni sezona başlayıp Mayıs ayında bitirmen lazım. Mümkün hani, değil o yani. İmkanı ihtimali yok. Ben bütün liglerin iptal edileceğini düşünüyorum. Yani bu sezonlar, şu an oynanan sezonlar tescil edilebildiği kadar tescil edilecek. Edilmediği kadarına da bir formül bulunacak ki UEFA'ya giden takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar belirlensin. Zaten olimpiyatlar da bir yıl kaydırıldı. Hani onlar da muhtemelen Ağustos'ta başlayacaktır. Takımlar muhtemelen Haziran ya da Temmuz'da sıfırdan tekrardan normal bir sezona başlamış gibi hazırlıklarına başlarlar. Ağustos'ta ligler başlar diye bir tahminim var benim. Bence de böyle olmalı bu arada. Orada şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Onu söyleyeyim ben. Şimdi Avrupa'da bir sürü takım yatırım yapıyor, harcama yapıyor. Demin Galatasaray dedik mesela, nedir? Şampiyonlar Ligi'ne, yani şampiyon olmak için kurulmuş bir kadro. Hani şampiyon olup sonrasında tekrar bakalım ne olacak amaçlı kurulmuş bir kadro. Ki o yolda da hani gene şu an iyi gidiyorlardı. Ama şampiyon olamazsa çok büyük de güç kaybedecek bir kadro. Şimdi burada şunu nasıl yapacağız? Hani Şampiyonlar Ligi'ne kim katılacak? Nasıl yapacağız o iş? Şampiyonlar Ligi'ni nereden devam ettireceğiz? O konu devreye giriyor. Bu sefer şimdi Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımları neye göre belirleyeceksin? Hani şimdi bu sezonu iptal edersen Şampiyonlar Ligi'ne kim gidecek? Ama Galatasaray mı gidecek Türkiye'den, örnek veriyorum şu anda, geçen sezonun şampiyonu olarak? Yoksa bu sezonu tescil edersen Trabzonspor sanırım şu anda lider. Başakşehir mi? Trabzon olması lazım. Ona Hollanda'da şöyle bir formül düşünüyorlar. Onu da söyleyeyim. Hollanda'da çünkü Ajax, AZ Alkmaar, PSV Eindhoven başta olmak üzere birçok takım ligin iptal edilmesini istiyor. Ki bu arada AZ Alkmaar dediğin takım da Ajax'la aynı puanda, şampiyonluğu kovalayan genç bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek onlar için inanılmaz bir şey. Elindeki gençleri daha da parlatma şansını elde edecek çünkü. Orada şöyle bir formül düşünüyor Hollanda Futbol Federasyonu. Yine bu şekilde ligi gönderelim Şampiyonlar Ligi'ne. Yani Ajax direkt gidecek. AZ Alkmaar ön eleme oynayacak. Fakat AZ Alkmaar Şampiyonlar Ligi'ne kalmadığı takdirde Şampiyonlar Ligi'nden Ajax'a gelen parayı ikiye bölme gibi bir düşünceleri var. Yani mali anlamda onun formüllerini türetmek bence mümkün. Ama bu dediğin... Burada yapamazsın ki onu. Şundan burada savaş çıkar. Abi işte onu tekerden yapman lazım. Tepeden yapman lazım ama. Hayır. Şöyle bir sıkıntı var. Mesela dediğin ligde iki tane takım yarışıyor. Tamam, eyvallah. Hani burada dört tane. Burada dört tane. Burada bir şey diyeceğim. Burada böyle bir şey olsa beşinci, altıncı, yedinci takım der ki ben de yarışacaktım. Ya da bunu hadi Türkiye'ye geçtim. Türkiye'de dört. Örneğin mesela hangi lige gidelim? İtalya'da üç tane takım yarışıyor. Dört tane takım abi yarışıyor. Abi ne Liverpool'muş be. Adamlar var ya, harbi cenabet ya. Ya. Taner Lengiz dinliyor musun? Taner Lengiz. Mesaj dinliyor, yazıp duruyor. Oğlum siz nasıl bir cenabetsiniz be kardeşim ya. Abi yok böyle bir kulüp ya. Yani ya, hani, yemin ediyorum ya. Almanya'da geçen, mesela. Geçen bana fotoğraf şey yapıyor hani, Liverpool'la ilgili fotoğraf falan filan bilmem ne. Ben ona Dembaba'nın fotoğrafını gönderdim. Gerard yerde. Bana diyor abi diyor ya, ne yapıyorsun diyor sen. Oğlum diyorum, benim için ne tarihi fotoğraf bu. Sizin ya özeti adamların ya, yemin ediyorum. Ya o zaman peki hani formüller üzerinden konuşalım madem. Sizin formülleriniz neler? Yani nasıl sonuçlandıralım bu ligi? Benim kişisel formülüm şu abi. Bence tabii ki bir kere bütün sezonlar... Şampiyonluk playoff'u. Ben abi 7.yi de alıyor muyuz lige? Playoff'a. Hayır ya. Ben mesela abi orada da şöyle bir sıkıntı var. Playoff'a katılan takımı hangi sayıya göre belirleyeceksin? Daha önce ligin statüsünde playoff diye bir şey yok mesela. Kaçtan keseceksin? Bazı ligde playoff, örneğin işte birinci şampiyon 2-3-4-5 playoff. Bazısında atıyorum nedir? Belçika liginde ilk 6 playoff oynuyor. Hani onun
şampiyonluk playoff'u. Onun statüsünü neye göre belirleyeceksin? O da sıkıntı. Abi, ben diyorum ki, ağır sıkıntı. Ben diyorum ki ağır sıkıntı. 2022 Dünya Kupası ne zaman oynanacaktı abi? Kışın değil mi? Hı-hı. 2022 aynen. Dünya Kupası'nın formülüne göre, yani 2022 Dünya Kupası'nda 2022 sezonu mesela ne zaman bitecekti planlamaya göre? Nasıl yapılacaktı? O bile düşünülmemişti ki zaten. Ben de diyorum ki ona uyduracak şekilde, yani sezonun, örnek veriyorum, Eylül'de biteceği, yeni sezonunda atıyorum Aralık'ta açılacağı şekildeki formata dönüp 2022 Dünya Kupası'na kadar bu şekilde devam edilmeli diyorum. Şimdi benim o zaman şunu söyleyeyim sana. Alt ligden çıkacak ya da düşecek takım. Tamam. Ya çok onu, ağır sıkıntı ya. Ben Manisa Belediye olayım. Milyonlar yatırdım. Ali Çandalıları, Serdar Beşiktaşları bilmem neleri getirdim. Playoff'tan çıkacağım belki. Tamam, yok, ben bunu şunu diyorum. Ben ya şunu diyorum. O mevcut kontratların hepsi 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay ne kadarsa, hani diyorsun ya sen mesela, nedir? 2019-2020 sezonu için anlaşıldı diyorsun ya abi. Peki oyuncu da şunu derse ya benim zaten kontratım bitiyordu, bu hak edilmiş para. Ben orada yeni takıma gidecektim. Nerede benim param? Nerede şey? Yani o kadar çok değişken var ki. Ama onu futbolcunun isteyemeyeceği bir yapı olmalı FIFA düzeninde. Yani sen oynamadın ki, neye göre istiyorsun paranı? Hani sen oynamadın. Meşhur o saçsız beyefendi bugün açıklama yaptı, biliyorsunuz. O konularla ilgili bir çalışma grubu oluşturduk dedi. Oyuncunun kontratları, hem oyuncuların hem kulüplerin lehine falan. Ya bir kere öncelikle biz burada bir şeyler söylüyoruz ama bu olayın ne zaman biteceğini, ülke ülkenin her farklı şeyleri var. Yani nasıl olacağını bilmiyoruz. Biz Türkiye'yi genel ve Avrupa'daki ligler aşağı yukarı aynı tarihte bitiyor. Bak Furkan, en basit tabirle bizim Türkiye Cumhuriyeti için bahsediyorum. En basit, en iyimser olarak Mayıs'ın 20'sinden önce maç oynatmanın imkanı yok. Tamam abi, doğru. Ben sağlık diyorum. Açıdan da, oyuncu hazırlanması açısından da. İki, o tarihte maçları sıkıştıracağım diyorsun. Arka arkaya 2-3 günde bir oynatalım diyorsun. O hava derecelerinde... Ben maç sıkıştırmaya karşıyım. Bak mümkün değil, verimli olmaz. Oyuncular açısından da verimli olmaz. Bir şehre toplanıp bir ayda lig bitirmeye karşıyım. Bunlar benim karşı olduğum şeyler. Ben diyorum ki bu 3 ayı kaydıracaksın abi. 3 ay, 4 ay, 5 ay kaçsa kaydıracaksın. Abi olacağı ne biliyor musun? Olması gereken. Hepsi onlar formül. Olması gereken. Bitti abi bu sene. Başka çare yok. Abi onun bunlar çok... Bu sene yok. Maalesef işte futbol, biliyorsun. Bunun başka yani. Hani en mantıklısı bu. İşte o bu zaman insanların hak talepleri çok farklı olur. Şimdi onunla da ilgili yukarıdan kural koyucu diyecek ki bir şey böyle diyecek. Bitti gitti. Yani Trabzon diyecek ki ben şampiyon olacaktım. Tamam, Başakşehir diyecek ki ben şampiyon olacaktım. Avrupa'ya katılımın, hani gelirin öneminden yarım saat konuştuk. Hangi takımları göndereceksin? Avrupa geliri yok ki. Erteledi adamlar turnuvaları. Ben sana söyleyeyim. Gelecek sene oynanmayacak. Ben bahsediyorum. Olur. Önümüzdeki sene mesela Haziran'da, Temmuz'da bu olaylar rahatlasa Eylül-Ekim'de Şampiyonlar Ligi oynanmayacak mı? Oynanmayacak. Oynatmayacak. Niye olduğunu söyleyeyim mi? Oynatmayacaklar büyük ihtimal. Erteledim diyorlar da büyük ihtimal oynatmayacaklar. Şundan dolayı oynatmayacaklar. Hem bu dediğin şeylerden, Avrupa'ya kim gidecek onlardan kurtulacaklar. Hem takvimler sıkışacağı için o ligimi bitirelim diye ona zaman açacaklar. Tabii ki abi, işin mali yönü de var. Büyük kontratlı sponsorlar, Gazprom'u bilmem nesi, dünyanın parasını akıtıyorlar oynatmamak. Vermeyecek abi onlar da o parayı zaten. Bilmiyorum nasıl olur. Yani. Vermeyecekler o parayı zaten. O yüzden bilmiyorum ki FIFA diyor ki şu an 2 milyar 700 milyon euro parası varmış. Kulüplere mali yardım yapacaklarını açıkladılar. Kime neye göre yardım yapacaklar acaba? Yani onu bilmiyorum. Ona bir formalizasyonu yapacaklar. Belki ülke katsayısı koyacaklar. Belki kontrat parada koyacaklar. Çünkü onun hani mantıklısı şu. Bak en mantıklısı. Ligleri ben kapattım bu sene. Tamam mı? Tamam. Ya kural koyacak kafadan, diyecek ki bu seneki ligleri ben tescil edilmeyecek, kimse edilmiyor. Ben Avrupa kupalarını düzenleyeceğim sene. Ama bir önceki senenin katılımlarına göre alacağım. İşte o çok büyük kıyamet olur. Yani öbür türlü ya da diyecek ki ikinci formül, siz liglerinizi öyle ya da böyle bitirin, senin dediğin gibi sıkıştır oraya buraya. Her sene Avrupa kupası yok. Kupaları yok.
Yok, bunun dışında bir şey var. Olması benim son söyleyeyim, sonra Oğuz'a paslayayım olayı. Benim kişisel görüşümde şu, toparlayayım ben özet. Diyorum ki ne kadar boşluk oldu abi? Ne zaman futbola ara verildi? Mart ayında mı? Şubat'ın şeyi mi? Neyse. Tamam. Mart. 3,5-4 ay diyelim oynanmadı futbol ve bu olay rahatladı, kurtuldu. Futbol oynanabilir kıvama geldi ortam. Seyircisiz de olsa önemli değil. 4 ay, 4,5 ay neyse kaydırdın. Normalde sezonun bitiş tarihi neydi? Senin Mayıs'ın sonuydu. Benim dediğim formülde Eylül sonu, Ekim başı gibi sezonlar bitmiş oluyor. Normal düzenle oynattığın zaman 4-5 ay diyelim, Temmuz'da başlayacak, normal akışla devam edecek. Futbol oynatacağın şehirleri de bulursun bu arada. Erzurum'a takımlar kampa gidiyorlar. Havalar çok sıcak olduğu dönemde 1 ayı 2 ayı orada oynatıp sezonları bitirebileceğin ülkelerin her yerinde şeyler var. Akşam 10'da 11'de oynat maçları. Bence hani her şeyin adil olması açısından budur. Ondan sonra da sezon bitti mi yine kampını yap, Aralık'ta aç sezonu. Bir sonraki sezonu da öyle oynadığın zaman zaten fikstür kendinden normale dönüyor. Katar Dünya Kupası'na da o tarihe normal bir şekilde girebiliyorsun. Benim şahsi önerim bu. Çünkü benim düşündüğüm senaryolarda hiçbir şekilde yani adil olunması, hak dağıtımı açısından, bütün dengeleri koruma açısından, mesela sezonları bitiriyorum ya da tescil ediyorum ya da saymıyorum, iki durumunda çok büyük sakıncaları ve haksızlıkları var herkes açısından. Yani işte takvimde çok sıkışacak, çok ağır sıkıntı, bilmiyorum. Ya önce şunlar bir olsun da. Bir abi ne yarasaymış arkadaş ya. Allah'ın izniyle. Ya yani, tövbe yarabbi, bir şey diyeceğim şimdi. Yani. Ya ne adam, senin midene ya. Başka ekmek, soğan, patates falan mı yoktu yani? Ne gerek vardı buna yani? Abi bok yesin ya. Abi yazıklar olsun. Üçüncü formül, benim aklıma gelen formül. Belki UEFA bunu da düşünür. Ha, şimdi dersin ki Sivas'a, Alanya'ya, Avrupa için mücadele eden takımlara haksızlık olur. Eyvallah, katılıyorum. Son 5 yılın katsayı puanına göre belki de verirler takımlara biletleri. UEFA biletlerini. Ki abi oraya girdin mi her türlü çok itiraz gelecek. Herkesin bir tarafından bir itirazı olacak. Abi ben 5 senedir belki yokum, yeni yapılanan bir kulübüm. Başarılıyım belki. Benim de günahım var diyecek adam gibi gibi. Abi her formülde itiraz var abi. Gidip ne yapalım yani hani. O yüzden kimse... en sağlamı iptal. Hem sıkışmamış olacak hem de şey olacak. Bunun yani öbür ödemelerle ilgili de artık bir formülizasyon geliştirilecek. Artık FIFA'ya yardım edecek. Başka bir formülü bulunacak. Bitti. Başka türlü Avrupa Kupası'nı da oynatamazsın. O oynanacak sıkıştırdığın takvimden de verim alamazsın. O çok kötü olur ya. Şimdi özel bir mesaj geldi bana. Bu açıdan bakmamıştım. Bak bu da mantıklı esasında. Özel birisinden. Seneye Avrupa Kupaları olmaz. İkinci dalga ve virüs yayılımını kimse göze alamaz. İşte zaten ondan mantıklı. Adam diyor ki belli değil diyor. Hani netice itibariyle Valencia-Atalanta maçında başladı bütün o. Atalanta-Valencia maçında. Yani birden böyle bütün bir korona dalgası geldi. Hani bu bakımdan düşünürsek eğer çok da mantıksız bir bakış açısı değil. Yani Avrupa Kupaları da bir yıl ertelenebilir yani. Zaten büyük ihtimalle ertelenecek diyorum ben size. Benim duyduğum da var çünkü. Şimdi biliyorsun Cafer'in başkan. Onun hı hı. En yakınlarından biri bizim eski Igor. Makedonya eski Futbol Federasyonu Başkanı. Geçen gün konuştum. Büyük ihtimalle de oynanmayacak dedi gelecek sene bu kupaları. Tam belli değil ama dedi. Şimdilik plan bu diyor. Salı çarşamba akşamları ne yapacağız biz o zaman ya? Perşembe akşamları. Dönüp doğuşu böyle yaratmaya küfür edip geliyor yani. Abi ondan diyorum yani. Çok sıkıntılı mali olarak yani. Ağır sonuçları olacak bu işin. Yani her şeyi geç. Çok ağır sonuçları olacak. Hazır kontratlar var, anlaşmalar var. Sponsorluklar var. Onlar da bir sene mi ötelenecek gibi gibi. Abi yani şeyde bir sürü değişken var yani. Şeyde çok tehlikeli olay. Şimdi bak Ajax diyorsun mesela, örnek veriyorum şimdi. Ligi bitireceksin tamam eyvallah da Hakim Ziyech dediğin adam 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea oyuncusu oldu, nasıl yapacaksın? O da bir sıkıntı yani. Ya tabii canım, bir sürü şey var yani. Kontratları bitenler var, önceden anlaşanlar. Hani transferler de var bir dünya. Hani hepsini bir kenara toplayıp böyle akla, senin mantığa uygun bir karar vermek zorundasın. Mesela ama. Mert Hakan diyordur şimdi, eyvah diyordur ulan tam parladığımız sene transferimiz var falan diyordur çocuk şimdi. Haklı olarak. O zaten sözlü olarak anlaşmıştır.
Hatta anlaşa kurallara göre yani. Anlaşamaz. Kurallara göre anlaşamaz. Kağıt üzerinde anlaşamaz. Daha. Hiçbir türlü anlaşamaz. Öyle ama bu ülkede tamam, biliyorsunuz. Almanya olsa yok. Tamam. Ya tamam, ben sana olması gerekeni söylüyorum. Olduğunu olması değil. Olması gereken öyle zaten abi, ama yani olması gerekeni yaşayan bir ülke miyiz biz sence yani? Şimdi? Yok, alakası yok. O zaman hani en nihayetinde bu ülkede neler hadi yavaşla yani? Kapatalım. Keyifli bir sohbet oldu. Neler, ağzınıza sağlık. Evet. Ağzınıza sağlık. 3 saati devirdik valla. Teşekkür ediyorum. Olmuş mu o kadar ya? Maşallah. 2 saat 50 dakika oldu abi. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Eyvallah, eyvallah. Özellikle de en baştan en sona kadar dinleyenleri ayrı tebrik ediyorum yani. Umarım bize... Oğuz gözüküyor mu şu an YouTube üzerinden? 23 kişi var, olur mu? Olmaz olur mu? Eyvallah. Çok selamlar herkese. Survivor herkese çok selamlar. Herkes için. Teşekkürler herkese, selamlar. İyi geceler diliyoruz. Hadi kendinizi iyi geceler, görüşmek üzere. İyi geceler cümleten, eyvallah. Hayırlı geceler.